Yağışka dua kılınız mı? Evet. Bir soru var idi. Dedi, şoğlan arayan sahamız Amerika'daki denli bu işlerle yukarı yarandı. Amerika'daki brokerlerine. Uşandı, kurk kampanyalar makaladı. Hadi uçayı tabi soruş. A ştattan B ştattan misal üçün deyip en kamiga 2000 dolarını soruyor dedi. Kampanyalar makaladı. Misal üçün uşa brokerle gavlaşadı. 2000 dolarına 3000 dolarına alattı. Bana da 2000 dolarına aldı kararıya hüccatı uzgartırı Photoshop Paint kılıp uzgartırdı. 2000 dolarına. Hadi uçayı bir, hadi uçayım razı şu ketadı. Uşa yanaşa hakkını yeşil okan mıydı mı? Uşa hadi uçun. Endi bu dallallik o'xshagan narsada klient top berish masalasida o'sha o'tta siz internetdan foydalanasiz, xarajatlar bor, vaqt anaqa qilasiz, o'rganasiz, klient topasiz. Shuni qimmatroq topib boshqa joydan bitta podryadchikda endi unga gaplashasiz, narxini olib borib berishni rozi qilasiz, yolg'on gapirmaysiz lekin. Yükte uşanca, sadece 2000 aldık da, sadece o broker bizlere yuvarlan hücret uşa 2000 dolarlığa invoice sadece. Taşa gelene biz hadi 3000 ulaşmamız gerekti. Uşa 3000 doları olsa uzayartırız, 2000 doları kıl yuvarlanır. Yok hadi 3000 dolarlığa yuvarlanır. Ki bu mesela, burada kampanyalar sadece lineikası değildi. Sadece A ştattan B ştattaki her hafta yükler buradır. Sadece her hafta 7 yükü var, sadece 9000 dolarlığa. Uzun hadi 3000'lerle 7000 dolardan dinikamiz bordi, 7000 dolardan 2000 dolar. Ya shuni aytayapman. Umumiy ma'noda shu bir odam o'rtada bitta firmani ochib, internet firmasi misol uchun yuk tashiydigan firmani, kompaniyani topadi, yuk topadi, yukni arzonga olib kompaniyaga oyligini, pulini berib, masalan 9000 dan oldi bulardan, unga 7000 ga olib borib berasanmi, rozi bo'lsa bu bo'laveradi. 9000 ga olganini yolg'on gapirish harom. Buni aldash harom. O'ta aldov yo'q u. Unga aytyapsi 7000 ga olib berasan deb. Ha desa bo'laveradi. Bu siz aytgan narsa brokerlar ishida bu ular o'rta turadigan odam, o'rtada uni bu haqqi bor. Lekin biz o'sha transport kompaniyamizda hali haydovchini o'zimizga bizga ishlaydi. Biz o'sha o'rtadagi dallaldan o'zi olamiz. Misol uchun o'sha dallaldan ham pulni olib turib, ya'ni o'zimiz haydovchimizga ham qilsak bo'ladi. Bir xilda shu ham. Siz haydovchingizga beryapsiz, boshqa joydan olib, qimmat narxga olib, arzonroqqa uni ishlatyapsiz. O'rtada sizni dallollik haqqingizda joiz bo'la oladi. Undan tashqari haqqimiz bor-da o'zi, har bitta yukdan 15% zarb o'tadi shunaqa. Endi shartnomani ko'rish kerak ekan. Siz aytgan narsani hozir sizni gapingiz bilan bir narsa deb bo'lmas ekan unda. Endi u hozir aytdingiz hozir 15%. O'zi boshidan bir aytayotgan masalangiz umuman boshqa masala. To'g'rimi? 15% masalan. Bizga 15% haqqimiz bor unda desangiz, unda masala o'zgarib ketadi. Demak, hozir sizning masalangizdan yana bitta gap chiqadi. O'shanga uni o'sha shartnoma masalasi bo'yicha shartnomalaringizni hammasini biror tahlilni oldidan o'tkazib olishingiz kerak. O'zi odatda dallollik joiz. Simsar deydi. Simsar dallol bo'lish bu kishini bu kishiga yuzlashtirib qo'yib, o'rtada haq olsa bo'ladi. Ikkala tomondan ham olsa bo'ladi hatto. Ba'zi ulamolar bunga ham rozi bo'lgan. Ochiqcha qilish kerakmi yo bunga shart emas aytish. Yolg'on gapirmasa bo'ldi. Asos yolg'on gapirmaslik, botir yo'l bilan emaslik. Lekin bundan o'sha klient top berganiga, bunga mol top berganiga xizmat haqqi bo'ladi. Meros masalasi bor edi. Odamni 3ta farzandlari bo'lganda, xo'p, 2 qiz, 1 o'g'il. Uy joyi 3ga bo'linib, o'sha taqsimni berganlardi. Kirganda o'ng tomon katta qizga, chap tomon kichkina qizga, yangidan yo'q o'g'ilga. O'shanda mana o'ng tomondagi qo'lini o'sha bo'lingan qismini anaqasi tirik egasi. Chap tomonniki o'tib ketgan. Ulardan hech kim qolmagan.
o'shanda bu chap tomondagi hissi qolganligi bo'lib ketadim. Ikkita shaxsga o'tgan odam vafot etgan odamni merosxo'rlarga bo'linadi. Yo'q, o'sha merosxo'r ham yo'q-da. Yo'q, bir farzand bo'lgan. Merosxo'r deganda faqat farzand tushunilmaydi. Masalan, farzand bo'lmasa, aka-uka opa-singil merosxo'r bo'ladi. Aka-uka opa-singil bo'lmasa, ota-ona merosxo'r bo'ladi. Ota-ona bo'lmasa, sekin-sekin asabi uzoqlashib boraveradi. Umuman hech narsasi yo'q odam bo'lsa, u boshqa gap. Uni kalala deydi, uni merosini baytul molga o'tkaziladi. O'zi odatda. Bu qolgan ikkita tirik shaxs aka-ukalarida, to'g'rimi? Ha, ular merosxo'r. Ular bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, meros shariat bo'yicha-da endi. Shariat taqsimoti bo'yicha bo'ladi. Ikki tomon kelishgan holda bo'ladimi yo'q? Shariat kelishtirgan holda. Meros, meros taqsimoti bor o'zi. Meros taqsimoti bor. Ular keladi, yozuvchi zo'qlar so'raydi har bittasidan. Masalan, bitta kishi o'tdi, buni kimi bor? Hamma qarindoshlarni so'rab chiqadi. Merosga aloqador, merosga bog'liqlik qarindoshlarni qoldiradi. Ular orasidagi taqsimmi bo'ladi. Lizakari misli hadzil unsayayn qoidasi bor. Yoki valahu sudus deydi masalan. Yoki anaqa bor. 3'den 2 var, 6'dan 1 var, 4'dan 1 var, 8'dan 1 var. Miraslarının taksimatı da. Şimdi değil mi? Bu miras aladı. Kandayı taksimladı, onu yazı uçuzluk kılıp taksim kılmadı. Farasat bin Mahgıdı. Son bir mahkeme. Abdullah Adamların kop mavzalarda 4'te mezhabiyeleri farasat ilmi bugün. Yani şu ilim var mı yok, Rusçası getirdiğinde onu insanlara hani intuitse dediği, o şuna kadar sesin o. Yo, endi farosat ilmi o'sha intuitsiya ham bordir uni ichida, lekin ko'p ilm o'qish bilan birga xalq bilan ko'p aralashish u ham bo'lish kerak, undan tashqari taqvo ham shunga yarasha bo'lish kerak. Undan tashqari Allohni bergan ilhomi ham bo'lish kerak. O'shalarning hammasi jamlanadi-da, o'zi farosat ilmi degani voqealik fiqhi o'zi aslida. Voqealikdagi vaziyatga ko'ra qanday fatvo berish qobiliyati. Qobiliyat bu farosatga bog'liq. Ibn Abbos radhiyallohu anhu moni Imom Buxoriyda kelgan rivoyatini ko'p aytganligi, o'zi odam o'ldirganga Alloh kechiradimi degan. Ibn Abbosning farosati kelgan odamni kimindir o'ldirish uchun fatvo so'rayotganini bilib qolganligi. Shu farosat shu. Farosatsiz odam aytadiki, yo'q, kechiraveradi, bemalol desa borib bitta odamni o'ldirishadi. Farosatsizlik ham joiz emas, ya'ni tepada mujtahidlik maqomidagi odamlarga. Hammalari farosatli odamlar bo'lgan. O'zi farosat degani o'sha anaqaga aytiladi-da, chuqur otga aytiladi o'zi. Odam masalani, voqeani tezda real ko'ra bilish, natijani tahmin qila bilish, shu orqali masalaga yechim berish. O'zi rivoyat sanad jihatidan biroz gap boru, lekin Hazrat Usmon radhiyallohu anhu voqealari bor. Bir kishi kirgan. Usmon radhiyallohu anhu oldilariga kirganlarida u kishi seni ko'zingda zinoni asarini ko'ryapman degan. Deganda u kishi vahiy to'xtagan u degan. Qattan g'aybdan gapiryapsiz. Vahiy to'xtagan, lekin firosatul mu'min bor deganlar. Ittaqu firosatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Allohni o'sha mu'minlarga bergan farosatidan taqvo qilinglar, ehtiyot bo'linglar. Mu'minni oldida mu'minni farosatidan hayo qilib turish kerak. Ya'ni mu'minlar bilan o'tirganingizda farosatliklar bilan o'tirganingizni bilishingiz kerak degan ma'no kelib chiqadi. U nima bilan tikiladi? Allohning nuri bilan tikiladi degan. Qanaqa bo'ladi Alloh nuri qanaqa bo'ladi? Masalan, eng soddasini aytay, o'tirganlarga qarab tursangiz, bittasi chap qo'lda choy ichdi. To'g'rimi? Chap qo'lda choy ichishlikni sunnatga xilof ekanligini mu'min odam biladi. Qattan biladi. Rasulullohni
sallallahu aleyhi ve sellem'i sünnetlerden biledi. Sünnet ne miydi? Allah'ın nuriydi. O şey nur bilen tikiler sünni. Ne farasatı yok, adam çap kolu çevirdi. Onun farkı yok. Yani farasatı yetme yaptı onu. Şimdiyiz mi? Adli bitti misal bu, makruh amel, lakin farasatki delil. Mesela İbn-i Taymiye rahimahullah ayetlediler ki, cahil adamını ahli ilimler yakşı bilir. Demek ki cehalet baskıçını ahli ilimler basıp ötken. Lekin cahil adam ahli ilimlerini düşünülmeydi. Ahli ilimlerine akıl örgütmek için bugün cahil en farasatsız cahil. Demek ki çünkü cahil hali ahli ilimler ötken baskıçını basıp ötmeken. Farkı var. O şey firasa degen meseleni bir manası şu, mezange salsayız, şuna kadar manası var. Abi bugün bir kişi menge video ateş yaptı, bittesi oturup alıp, uzun içinde hazır, içtimai tarmak men şekillendirip bu yaptı da, hemme içtimai tarmakta profili var, kimdir unge like bassa, kimdir komentari yazsa, ooo deydi. Menge itibar bu yaptı de böyleydi. Bu yan asli şirk, yani mahfi şirklerden. Kim biz biz? Hiç kim mesiniz? Bizge hiç kim itibar birişliği bilen gururlanmasligimiz gerek. Kim biz? Hiç kim? İlla Allah ve Resulü'nü kelimesini aytishligimiz vazifemiz halas aslında. Çıkalıp imamlarga, korkak imamlarga men nasihat kılamandı. Bitti böyle. Yani yapırıyor tutulayındı. Ben de tutta hakikatte bilip aldım şunu yapıramandı. Sizler minte hakikatte bilesle demek yapırmayızıyla deydi. Sana bu şey minte hakikatte bilgeneğinde var ki yapırmasın. Sen bilgen tutta hakikatte tiparağı da o şey yapırmadığın hakikaten var. Doğru mu? Bu farasatsız adamlar şular. Farasat yok. Şimdi TikTok'a kırsayız. Umumen farasat tarikatılgen de bormagen bolalar basıp getirdi. Bormagen umumen. O şey günü damarış günü bugün. Neme boysa kıyot çıktı. Neme uçun o şey şahsiyetini adamlarga kursat iş. Ularda keyin o şey follower anakası var. Fobiyası var. 200 bin takipçisi var. Orkasından ilgileşip bunu kuzatıp yürgen. 200 bin her günü tekşirdi oraya. Ne kadar bunu korgamdan da. Her günü tekşirdi. 200 binden 10 bin adam çıkıp gelse mazas kaçıp kalırdı. Okulamaydı. Ne mi ki buna kabuldu deyip. O şey top uzla şuna kadar. Yani bir tası var iken TikTok'tan o koşunu kalan kıp boya alıp, dişini kore yitirip alıp, ama şermandalini kıp yatıptı. O şey farasatsızlık bu. Farasat ahli Allah'ın nuru bilen kareydi. Demek farasat ilmi ne dese kitab-ı sünnet diyeyim aslında. Kitab-ı sünnetini kuruk uzamaz deyken. Vakiyelik, kitab-ı sünnetinin mefhumudan, maksadadan kip çıkan vakiyelik fikhi. O muhumu. O söz. Bu meydan. Hemen müştehitlerde bu bugün. Bu söz bu meydan. Bu alakada kitapmaz bu. Lekin muhum fallardan hesaplanadı. İmam Şafii müştehitlerine sıfatlarını sanagarları da aynen şunu bitti ayıp gitgeller. Yani zirek akıl buluş gereği degen. Bu şey farasat şu. Müştehitini Kur'an'ını bilişliği, Kur'an'ı tekişliği, onge yakın bilimini bilişliği, hadisini bilişi, onge yakın bilimini bilişliği, Arap dilini bilişliği, usulünü bilişliği, mustalahını, hepsini sanap sanap gelip, ahırda hatta şiirini, Arap cahiliyetinin şiiriyetini biliş gerek. Müştehit adam. Çünkü şiiriyetteki lügatlar bilen Kur'an ve sünnetinin manasını doğru çündürağlattı. Araplar şu lügatını kanda işletirdi. Kanda işletirdi. Uşanı organiş gerek. Bu mesela bu meydan yani. Ki şunun içi de zirek akıllı yemeydiken, farasat yemeydiken, farasat buluş gerek, kabiliyet buluş gerek diken. Hemme gene sıkı meydan. Yani. Yine bir soru var mıydı? Yostum var mıydı? Bizi dastatka sohbası kancadı işte. Uşandı, bu bizgi maşını verip, uşadamın maşını verip, bir vaxt içi de tolap var idi. Mesela neydi? Şu adam fakat bizi geçtiysen, bir iş görmüş adam ya. Bizden kampanya geçtiysen, uşan şuna kutu olaysan. Çünkü duhara gençliğine kılışımı kurmuş dolaşıyor.
Yani kompaniya bir kişiga mashina sotyapti. Nasiyaga? Sotdi. Nasiyaga sotyapti-da, faqat bizga ishlaysan deyapti. Boshqalardan ko'ra narxi arzonroqmi? Ish top beramiz deyapti-mi? Ha, biz o'z bizdan ishimizdan qilasan deyapti. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Yük mashina deb o'zimiz hozir qaldirgan shirkatda yük mashina yük olib berishadi. O'sha faqat bizga kompaniya senga yük olib beradi. Yani ki bora bora maşını özünge kap getirdi yani. Bora da bora da. Başka neden olamadı. Bora da ya. Bora da ya. Sıkıldı yine normal bir ait meden kan var mı? Bakın tıkan başımızdan gibi olup olup değil. Vitrin olmaz idi. Kul okulda giren cahiz var ki. Şu tıkolların adına hıtırgen geldi. Hiç kurmayken geldi. Şu hadiste. Şofi mazhabı da var. Şafii mezhebinde kunut duası şu kol götürüp dua kılınır namazda. Namaz içinde. Biz mezhep ulamaları ne dedi? Şafii mezhebine imamge iktida kıyan adam kunut duası da kolunu götürmezden kütedi. İmam Şafii de kolunu götürüp dua kıladı. Kiyin Allah-u Ekber rükûge ketedi. Bu ergeşe uğradı. Ergeş caizliği ve kanda fikri hakkında talimat var. Uşak dikeyken. Caiz. Bilmiyorum, başka mazhabda diyen boza gerek. Lekin bu uşa Ramazan'a ait. Bizde mazhab ne demek kol götürmeydi dese. Bizde mazhab o fakat Ramazan dagi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hiyanat kılgen bir cemaage lanet etiyenler. Uşandagi has amel. Ondan ki bu mazhab bugün değildi bizde ulamalar. Bizde hanefiler. Ular endi umumiy deydi, amal qiladi. Ustoz, aqiqaga olinadigan qo'yni sotib olish kerakmi? Batamon birinchi so'yishdan oldin yoki qasob shunaqa deyaptiki, xohlasangiz so'yib qo'yib beraman deyapti. Shunaqa joizmi? Go'sht sotib olgan bo'ladi unda. Aqiqada o'zi aqiqani masalasi bizning Hanafilarda mansux amal. Boshi zohir rivoyada Abu Hanifa rahimahullohni fatvolarini Imom Muhammad aytganlarki, aqiqa qurbonlik shori joriy bo'lgandan keyin to'xtagan. Qurbonlik vojibku masalan, qo'y so'yishlikda ibodat, taqarrub, Alloh buni bizdan buni qabul qiladi degan ibodat darajasidagi so'yish faqat qurbonlik degan. Qurbonlikgacha bo'lgan hamma amal bor edi, mansux bo'lgan, keyin to'xtagan deganlar. Keyin mutaaxir ulamolar bor. Ibn Obidinga o'xshagan keyingi ulamolar, Hanafiylar. Ular mustahab amal deydi. Chunki sahih rivoyatlar bor. Al-aqiqatu rahinatun ala al-waladu rahinun ala aqiqatihi degan ma'noda sahih rivoyatlar bor. Shularni e'tiborga olib so'ysa mustahab deydi. Bu birinchisi. Endi siz bir narsaga ihson, xayriya, sadaqot, qurbonlik qilmoqchi bo'lsangiz, mulkingizdan qilishingiz kerak. Siz mulk qilib olgan narsangizdan qilishingiz kerak. Qurbonlikni siz sotib oldingiz, siz buni bo'ldi, pulini to'lab bo'ldingiz, sizniki bu. Buni olib, olib borib, bismillah, Allohu akbar, xohlang o'zingiz so'ying, xohlang kimgadir qassobga berib, bo'ldi so'yib kelyapti. Vakil bo'ladi, bola bo'ladi. Aqiqa ham shu. Agar u so'yib sizga go'sht qo'yib beraman, o'shandan keyin pulni to'laysiz desa, keyin bay bo'lyapti-ku. Siz go'sht sotib olyapsiz, aqiqa qilmayapsiz. Aqiqa mustahab amal, qilsa yaxshi. Faqat uni sotib olish kerak. Qurbonlik ham xuddi shunaqa bo'ladi. Albatta, qurbonlik albatta. Batamon sotib olib turib, keyin undan baylashib, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shaqqi sodir voqeasi hamma anaqada bitta, ikkita, o'sha to'rttagacha ko'rgan deysa shu voqeani. Yo'q, hammasi shular to'g'rimikin yo'q? To'g'ri, to'g'ri. Yo 2 yo 3 4 ta bo'lgan rivoyatlari bor. Bular siyratlarda kelgan. Siyrat kitoblarida bor. Kelgan. Keyin dafn marosimida qabrga qo'yilgandan keyin tuproq tashab qo'ysangiz turibdi. Yo, alohida bir anaqa tomoni yo'q. Sunnatda joriy bo'lgan tomoni yo'q. Lekin sunnatda buni ma'nosi bor.
Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, müminni cenazasını okuyuş, dafnını kılış, qolgan müminlerinin zimmesindeki hak. Eğer hiç kim kılmasa, hemen günahkar buladı. Bir cemaat şu işini amalga aşırsa, qolganlardan sokut buladı. Yani dafın bizi zimmemizdeki işte, biz kılışımız gerek. Müslümanını, mesela ben dünyadan utsam, beni müminler kılmış gerek. Zimmesindeki hak. Endi borgan odamlarga hamma borib ko'mamaydi. Faqat borasiz, 4 ta odam ko'mib qo'yadi. Qolgan 200 ta yoki 100 ta odam bu yerda o'tiradi. Endi shu odamlarda ham shu ko'mishlikka hissa qo'shsin degan ma'noda o'zi bir chidaydagi tuproqni ushlab turishardi. Bu shu bizni eski qadimgi ulamolarimizning ijtihodi bu. Siz tuproqni olasiz, sizdan tashlashingiz kerak edi ko'mishga. Çelakka taşa berasiz, siz ham hissa qo'shdingiz. O'sha dafn marosimida sizni ham bir hissangiz bo'ldi degan ma'noda. Unga amin ha xalaqna kuma fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra oyati o'qiladi degan bular gaplar hammasi sunnatda sobit emas. Bunaqa gap yo'q. Sobit emas. Lekin o'sha maqsadi shu. Tushundingizmi? Hech qanaqa boshqa narsasi yo'q. Maqsad o'tgan mu'min birodarimizni tuprog'iga men ham hissa qo'shaman degan maqsad. Shu xolos. Nasoda o'tgan narsani tushuna oldik. Rasulullohdan o'sha siz o'sha rivoyatda hali bir tana qilgan maslahat beradilar. Yaxshi hosil chiqmaydi, undan keyin siz dunyo oshida mendan ko'ra ko'proqsiz degan narsa sahihmi tushunganda, chunki Alloh taolo uzoq havodan gapirmaydi deydilar. O hadis-i şerif sahih hadis. Madinaga kelgan paytlarida xurmoni Madinada changlatilish qo'l bilan, qo'l ishi bilan bo'lgan. Chunki havo unaqa shamolli emas, dim bo'lganligi uchun changlanmas ekan. Shunga gulidan olib paxtani changlatib, ikkinchisiga urib meva qilishgan. Buni ko'rib turib payg'ambar alayhi salatu vasallam Makkada yashaganlar dedi. Madinada yangi ya'ni yangi madaniyat dehqonchilik bor endi bog'dorchilik. Keyin nima deb so'raganlar? Shunaqa changlatmasak hosil bo'lmaydi. Deganda Alloh xohlasa bo'laveradi deganlar. O'zi odatda bu noto'g'ri gap emas. Alloh xohlasa aslida bo'laveradi. Diniy ma'noda, ya'ni vahiyni sohibiga nisbatan bu gap taniq bo'lmaydi hech qachon. Ha, aqida bo'yicha Alloh xohlasa bo'laveradi. To'g'rimi? Lekin o'sha yerda nima bo'ldi? Bo'lmay qoldi. Bo'lmay qolgandan keyin kelib shikoyat qilishgan, aytishganki, bo'lmadi mana sizlar aytganini qildik, bo'lmadi. Tashab olishgan, qilishmagan o'sha yerda. Keyin aytganlar, antum a'lamu bi umuri dunyakum deganlar. Dunyo ishlarida sizlar mendan ko'ra olimroqsizlar. Bu yerdagi olimroqni ma'nosi tajribaliroqsizlar degani. Tajribaliroq. Uni qilib ko'rgansizlar sizlar. Buni o'zingizlar qilaveringlar, mendan so'ramanglar deganlar. O'shaning uchun islom ta'limotini eng katta yutuqlaridan biri tabiiy fanlarga diniy e'tiqodni aralashtirmagan qadimda. Tabiiy fanlarga diniy e'tiqodni aralashtirmagan. Islomni noto'g'ri yolg'on informatsiya bilan dezinformatsiya, ya'ni zaharlangan informatsiya bilan islom dini tabiiy fanlarga qarshi chiqqan degan gapni faqat ateistlar tarqatgan. Ibn Sinoni quvib o'ldirgan, orqasidan undoq qilgan, odam yorishga ruxsat bermagan bekor gap. Tabiiy fanlarga diniy fan vakillari aralashmagan. Faqat fikrini aytgan. Ko'p joylarda tabiiy fanlarni tabiiy fanlar bilan shug'ullanadigan ulamolarni diniy fanlar bilan shug'ullanadigan ulamolar qilayotgan amaliga emas, ularni, ya'ni tabiiy fanlar bilan shug'ullangan ulamolarni diniy qarashlarini tanqid qilishgan. Qilayotgan ishlari emas. Ibn Sino haqida Imom G'azoliyning fikrlari faqat uni falsafiy qarashlariga falsafiy qarashi kalom ilmiga oid uni tanqid qilgan. Lekin uni
tibbiy sohasini hech kim tanqid qilmagan. Yolg'on. Ishlangan kino yolg'on. Ibn Sinoni kitoblari turibdi. Anaqa Britaniyada olgan kinoni aytasizmi? Bizda ham yesiz. O'zbekistonda ham olishgan-ku. Murod Rajabov bilan eski. Xullas, endi Britaniyanikini ko'rganim yo'q, lekin asosiy diniy liderlarni tabiiy fanlarga qarshi qilib ko'rsatilgan har qanaqangi informatsiya yolg'on, ya'ni islomga nisbatan. Lekin bu tajriba Yevropada bo'lgan. Yevropadagilar diniy liderlarni bosimidan ya'ni alamzada bo'lib, Yevropada diniy liderlar nafaqat odamlarning shaxsiy tushunchalari, diniy qarashlari, balki ularni tabiiy ilmlarga bo'lgan urinishlarini ham qatag'on qilishgan. Bosishgan, aralashmaysan deyishgan. Sani ichinga shayton kiribdi deyishgan. Ilmga mashg'ul bo'lish bu dunyoga mashg'ul bo'lish, dunyoga mashg'ul bo'lish shaytonning ishi. Biz oxirat odamlarimiz qilib katolik cherkovi ulamolarni o'ldirgan inkvizatorlarni tashkil qilishgan. Galileo Galileyni kitoblari ustiga qo'yib yoqishgan. Kopernikka qattiq bosim o'tkazishgan. Yer aylanadi. Yer quyosh atrofida aylanadi desa, orasi urushib, pachag'ini chiqarishib, gapingdan qayt deganda, ha mayli, qaytdim. Mu lekin aylanadi-da baribir degan. Bu o'sha ularni yetkazgan zararlarini oqibatida katolik cherkoviga qarshi Martin Luther harakati bor. Martin Luther harakati aynan shu bosimni sindirib chiqish uchun bo'lgan harakat. O'sha harakatdan keyin butun Yevropada katolik cherkovini cherkovga tiqib qo'yishgan bo'ldi. Chiqmaysan tashqariga degan. Cherkovda ibodatingni qilasan, Alloh bilan seni o'rtangdagi ish u. Bu yerga aralashmaysan deyishgan, aslida to'g'ri qilishgan. Ularni nazdida. Lekin shu fikr bugun o'sha bizni ichimizda yurgan o'zini neo jadidchiman deyotgan sharlatanlarning ham fikri bu. U qayerdan olyapti shu fikrni? Yevropadan olyapti. Faqat ular katolik cherkoviga qarshi ishlatilgan formulani musulmonlarga qarshi ishlatyapti. Buni ko'pchilik tushunmaydi-da, shunaqa bo'lganku, Yevropa nimaga rivojlandi? Dindorlarni katolik cherkoviga, cherkovga tiqib qo'ygan uchun rivojlandi. To'g'ri gap bu. Nimaga ular haddan tashqari ezib tashlagan edi? Islomda unaqa narsa yo'qki. Islom tarixini ko'ring. Baytul hikma har doim misol keltiriladi. Renesans ni markazi, ya'ni bulog'i Baytul hikma. O'sha joyda protokollar bor. Baytul hikmaga kimda kim kelishdan qat'iy nazar aqidasi tekshirilmagan. Qanaqa aqidasidan so'ralmagan. Mu'tazila bo'lsa ham, sunniy bo'lsa ham, shi'a bo'lsa ham qabul qilinavergan. Uni ham qo'yavering. Nasroniy bo'lsa ham qabul qilinavergan, yahudiy bo'lsa ham qabul qilinavergan. Hatto ateist dahriy bo'lsa ham qabul qilinavergan. Undan talab qilingan narsa fan bo'yicha, ya'ni o'zini narsasini taqdimot qilish. Insonlarga foydalimi bo'ldi, kelib ishlayvergan. Shart qo'yib qo'yishgan. O'zaro kitobinglardan dalil keltirib talashmanglar. Har kim o'zi bilgan ilmni shug'ullanaversin degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning o'sha hadislari bunga turtki. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunyo ishingizni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Mana bu turtki bu. Dunyo ishini siz bugungi zamonamizdagi eng alloma ulamodan yaxshi bilishingiz tabiiy. Tabiiy. Endi payg'ambar alayhissalotu vasallam va mayyam tiqo anil hawa in huwa illa wahyun yuha ku deyapsiz. U zot faqat vahiyni gapiradi. Hech bitta nutqlari o'zlaridan emas, faqat vahiydan-ku desa, o'sha hadisni o'zida bor. Din ishlarini mendan olinglar deganlar. Din ishlarida va mayyam tiqo anil hawa. Tushundingizmi? Bu halol, bu harom desalar, faqat Alloh aytganini aytayotgan bo'ladi kishi. Yo Qur'onda sobit qiroati, tilovati savob oyat bo'ladi u, yoki tilovati, qiroati ajr bo'lmasa-da, ma'nosi Alloh taolo tomonidan Rasulullohga ilhom qilinayotgan vahiy bo'ladi. Dunyo ishlarida keyin ba'zi rivoyatlarda
muborak tillarini ko'rsatib, bu din haqida hech qachon yolg'on gapirmaydi deganlar. Tillarini ko'rsatdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari to'g'risida darslar bor. Masalan, bitta suhbatni o'zida qiyin yetkazish. Biz nima uchun dinimizni o'rganishni avvalo Qur'on va sunnatni vakili bo'lgan payg'ambar alayhissalomning sahobalarini, ularni avlodlarini o'rganishimiz kerak. Bu siz dindan gapirib bo'lmaydi. Nima uchun desa, juda katta ilmiy uslubiyat bor edi. İlmiy uslubiyatni, ya'ni metodologiyani o'rganmasdan turib din haqida gapirish o'ta xatarli. Har doim buni ulamolar ta'kidlagan qadimdan eskidan. Mana payg'ambar alayhissalotu vasallamning ba'zi qilgan ishlari bor. Qilganlar hayotda. Ulamolar buni ijtihod degan. Qur'oni Karimdagi oyatdan o'zlari ijtihod qilib o'sha amalni qilganlar. Keyin Alloh taolo u amalni joiz emasligini aytgan. Ijtihod noto'g'riligini. To'g'rimi? Badr g'azotida asrlar tushdi. Maslahat soldilar, Hazrat Abu Bakrga maslahat soldilar, Hazrat Umarga maslahat soldilar. Solishtirib ko'rdilar-da, siz Musoga o'xshaysiz, siz Harunga o'xshaysiz dedilar-da, Abu Bakr radhiyallohu anhu'ni ijtihodini oldilar, maslahatlarini. Ijtihod edi bu. Chunki ikkita matn turibdi, ikkita taklif turibdi, bu ma'qulroq deb oldilar. Qur'oni Karim uni ma'qulladi keyin. Hazrat Umar gaplarini ma'qulladi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning eng kattasi o'ldi, vafot topdi. Vafot topdi desak chiroyli bo'ladi. O'ldi. O'lganda o'g'li endi o'g'ilda baribir munofiq bo'lsa-da otasi uni. Hadiga sili rahim bor. Otadan anaqasi bor. Shu rosa anaqa qilgan shu odam. Payg'ambar alayhissalomning eng suyukli sahobalaridan. Men Madinaga qaytsam la yukhrijannal a'azzu minhal adal degan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiq. Madinaga qaytib borsam aziz xorni chiqarib oladi degan. Xor deb Rasulullohni aytgan, aziz deb o'zini aytgan. Bu gapni eshitib qo'yib, o'g'li chiqib Madinani chegarasida qilichi yalang'och olib, kirmaysan deb otasini to'sgan odam. Rasulullohni yaxshi ko'radi, lekin ota o'tgandan keyin bu baribir otasiga mehri bor. Insoniy mehr bor. Bugun o'sha Navoqizdan islomni ko'tarib olib, musulmonlarni kofirga chiqarib yurganlar, mana bu dalillarni yo ko'zingni o'tib ketadi, yoki ataylab buni berkitishadi. Otasini qutulishligini g'amida qilib yuribdi. Munofiqligi aniq. Hamma biladi munofiqligini. Ayniqsa Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning munofiqligi yashirilmas, hamma biladi. Payg'ambar alayhissalomga kelib iltimos janozasini siz o'qing deganlar. Munofiqni janozasini Rasulullohga iltimos siz o'qing deganlar. Bo'pti deganlar payg'ambarimiz. O'qib bo'lgandan keyin ana qizni bering deganlar, to'ningizni. Toniyizni o'rasam zora degan anaqa bo'ladi. Yengil bo'ladi. Bu joyda qancha dalil chiqyapti qarang. Bu sahih rivoyat bu. Qancha dalil chiqyapti. Birinchisi nima? Payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'qishlari, ya'ni fazilat yuzasidan bir kishini janozani o'qishlaridan umid bor. Demak, ahli fazildan umid qilsa bo'ladi. Bittasi. İkincisi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kıyımlarını tabarruk kılış var. Ahl-ı fazlının kıyımını tabarruk kılışlıkla delil bu. Peygamber aleyhissalam caiz bu mesele ne derdiler? Kıyımda hiç narsa yok derdiler. Ha, kıyımda hiç narsa yok. Lekin Resulullah giygen kıyım o. Şunun için oğulge boptu dediler. Tonlu beri geldiler. Ruşa bulan uğraşken. Hadrat-ı Umar Rus'a anaka kıyırlar. Ya Allah'ın Resulü bu münafıkı de geldiler de. Indamaganlar. Keyin agar bunga ya'ni munofiqlarga 70 marta istig'for aytsangiz ham 70 marta istig'for aytsangiz ham Alloh taolo ularni vala yagfirullohu lahum degan kechirmaydi. Alloh ularni kechirmaydi. Deganki oyatda Alloh taolo Hazrat Umar payg'ambarimiz bilan yani talaş yaptılar bir manada.
Rasulullah cenazesini okuyaptılar. Allah Teala 70 mertebelerine istiğfar etseyizem, münahını keçirmeydi degen ki, degen de Peygamber'e zedkirler ki, ben 71 mertebe demen degen de. İstiğfar. Evet. Rasulullah'ın kalplerine kadar. Münafık bulsa da, 70 mertebe etseyizler hem günahı keçirilmeydi deyipti Allah Teala. Demek ben 71 mertebe etsem, mefhumu muhalefe bu. Delil şu. Peygamber aleyhisselam ayetten içtihat kıyıptılar. Kiin, la taqum fihi abada ayeti kiin çıkkan. Kiin'den ki nazıl bugün. Hergiz ularının kabri üstünde durmayın. Yani cenazı okul muydu münafık? Degen, uşa peyteki münafıklar hakkında. Ondan ki münafıkların tarifi başka çarak. Kafirinin cenazı okul muydu açık açık aynı. Demek, bana şunlarını biliş gerek. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın din meselesi de hem hiç kaçan yalan yapırmaslıkları sabit bulsa da bazı meselelerde iştihatları var. Bu şey iştihatını misal kılıp adamlarla bana şu misalla arkasından ergeştirip kete vuruş doğurmaz. Can küydür yapken narsa şu. Bütün ulamalarını tarihten bugünge kadar, bundankin kıyametke kadar asasi urgu verirken cayı şu. Din meselesi de bitti meseleni yok ki bitti hadisini haligi YouTube'da geldiği balanı yapıp yokuşa tuttu, hakikatte bile alıp yapıra uğramen deyiş yok. Dinde onu kanalsa yok. Dinde uzunu mutahassıslar yapırış gerek. Sahabelerden kaçı sahabe var? Bir 120 binge yakın sahabe var. Peygamber aleyhisselamı kurgen, iman keltirgen, sohbetleşgen. Sahabe şu. Bir 120 binge yakın sahabe var. 3-4 gün aldın, hani muvahhid degen bari kırıp alıp ne deyipti? Abdullah ibn Ubay ibn Salul sahabı bu gendi deyipti. Şu ne kadar acıdı onların düşüncesi? Şimdi ötte indemeseyiz, başka adam bilen gaplaşıp otururken de şu gapını üstüge uzunu hulasasını koyup şu bilen hayat geçir yaptı onlar. Ben onu toktap, yakasından üşülep, kanaka sahabı bu gendi, soval beri yapmam. Yapını hatalığını bilip alıp tan alış yok. Yapını aylantırıp ben aslı menaka demokçiydim. Uzucu uzunu sahabe degen ki o deyipti. Ya tuhtu, hani şu yapını doğrulasan, kiyingi beledigen savallaringi cakamaydı ucu. Sen uzu doğrulanasan, ahlı sündü götesen. Hadır o şey ahlı sündemez. Havarici itilerden bu kalgeliğinin sebebi başıdaki fundament hata. Na doğru düşünüp agen sen. O şey na doğru düşünüp agen meselen üstü de yürüpsen. Özünge yakın radarlarını kafirge muhtatge çıkarıp. Yani o şu cahide, itibar bilseyler, Fransa'da yani Macron, Peygamber aleyhisselam'a hakaret kıldı. O hakaret kılmadı, hakaret kıyandı, tasdikladı. Bir gör, meyli. Lekin, uşa belen deyipti, Resulullah'ın obro'ları düştü deyipti. Bu hulasada yürgen adam, nime deydi, Resulullah'ın obro'ları düşüp gitti. Şimdi ben deydi, uzatma obrosunu kurtarışım gereği. Nime kep çıktı hulasa da? Bana hadır bu gapni karşısı da Resulullah'ın obroları düşmeydi. Degen cevabını eşitmese o nime deydi? Resulullah'ın obroları düşüp gitti. Şimdi biz bunu kurtarışımız gereği deydi. Resulullah'ın obrolarını düşürgen adamı barıp faaliyet kılışımız gereği deydi. Şu faaliyetin tepesi de nime durdu? Natoğru mefhumiyet durdu. Natoğru düşünce, natoğru itikat durdu. Eğer buna kakılaman deseyiz, bunda yeryüzü de hancım çoğun adamı kırıp taşış gerek. Bu siyasi bulup adamlarını ağzıge siyasi maksatlar bilen tarkatırken gel. Bu her gün atrafımızda yürüptü. Her gün atrafımızda yürüptü. Kança ateist dehriler var. Uzlarının güruhları yıkırın. Müslüman ülkelerde yani televizyonlar var onlarla. Şahsi yani kanalları var. Oturup alıp, hakaret kılıp, sokuşup oturuşadı. Her ana kadar. Yani YouTube'larda karayın. Açık yaşayıp ki adamlar şunlar. Anık bilemiz ki inne şani eke huvel abitar. Resulullah'ın şanlarına karşı yapırken adam o zaman rasva bola uğradı. Lekin şahsi teşebbüs hiç kimge ruhsat verilmeydi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni
sizler dünya işlerini özüyler bilesiler degeni bizge dünya işlerindeki tecrübelerini örgenişlikini büyüredi. Bundan bu hadisini alalımız, fıkhını. Ve din işlerinde mütehassıske müracaat kılışımızını bildirirdi. Dünya işlerinde hem mütehassıslarının itikadı sürüştürüş kerek mesleğini bildirirdi. Tibbiyatı, Hindistan'a varalım, tibbiyattan faydalanıp geliyip biz de ahir. Sigirge sıkınadı onları. Ağzım Hindistan'a vardım, en mütehassıs adamlardan bittesi, suyak masalasıdır. Sigirge sıkınadı. İtikadı paçak. Lekin sahası, ben hemen degen Müslümanlı sahasından, yani Özbek zaban Müslümanlardan. Belen turptu de. Yani hemme onge ergeşi yaptı. Bari faydalanı yaptı şundan Müslümanlar. Caiz mi? Caiz. Lekin biz uşunakas mutahassızını özümüzden yetiştirişimiz gerek. Onun düşüncesi uşu, şu Müslüman düşüncesi. Müslüman düşünüşü gerek bugün düşünce onu ki. İtikadı buzuk, düşüncesi ayeti yaptı ki, bizi vazifemiz itikadını sürüştürüşmez de yaptı menge. Ben onun dinini sorup ben de varım. Özü adette onun dinini kemsizliği için soramadım ben. Ben Hindistan'da Müslüman mesleğim aralaş yaşarken de onu Müslüman mekin, salam aleyk kılıçlıkta çünkü itibar kılaydım, soradım. Sonrasam ben geldi ki, bizde dedi itikad sürüştürmeydi dedi. Biz dedi kim kilişten kat'i nazar bunu insandır, davalarız dedi. Hıcalık buldum şimdi. Aslı uşu düşünce biz ki aslı. Öyle de hanım kastalar vardı o zaman. Bırakmıyorum. Her türlü var ha. En dini kop memleket Hindistan. Turmin'e yakın din var. Bu da olaydı mı ne kop? Sor, Uğuz Canı'yı kastiyen olan mı sorcum? Bülüp durup, şu an cenazesinde katlaşış. Bu caiz mi? Bu bağır imamıya bir daha geçişeyim. Uzun oldu. Özünü özü öldürgen adam Müslüman ben de yürgen bulsa aldığımda. Müslümanların içi de Müslüman aile de bulsa onu cenazası okula uğradı. Yani cenazası yıkatmışla uğradı. Çünkü cüde köp ihtimaller var. Cüde köp ihtimaller. İhtimaller var. Mesela deydik. O'zi odatda o'qishlik haqida ixtilof yo'q. Faqat aniq o'zi askarligi, o'zini o'zi o'ldirganligi aniq bo'lsa, mashhur ulamolar, xalq ichidagi mashhur olimlar, imomlar o'qimasin deydi. Zajir bo'lsin siyosatan, lekin oddiy bir odam o'qisa o'qib qo'yaveradi. Deydi. Nimaga o'qiladi? O'zi odatda o'qilmaydi, o'zini o'zi o'sgan odam kofir bo'ladi degan hadislar bor-ku desa, birinchidan u hadislarning hammasi ohod hadislar, yaqinni ifoda qilmaydi, zonni hadisler. Kuvveti yani keskin hüküm çıkarışlıkta gücü yetmeydi o hadislerine. İkinciden ihtimallarını saniydi ulamalar. Mesela deyelik bir adam özünü as yapken peyti de aklı kuşu cahide bu meydi deydi. Aklı kuşu cahide adam cinlimez adam özünü as meydi. O cinli as yapken adam deydi. Şimdi cinli özünü assa o şer'an mesul boladı mısı yok. Cinli mesul mes deyin. Şu ihtimal var mı? Var. Kup vasvas bunu asıp koyadı kupu. Bu birincisi ihtimal. Şunun için oku böyle uğradı. Çünkü birinciden cenaze namazı trik adamların vazifesi. Onun hesap kitabı kabirde böyle uğradı. İkinci ihtimal onu suikast bile öldürgen bu işse. Başka adamlar öldürgen. Faras kılayım. Başka adamlar öldürgen de onu özü öldürgen süslemesi bir işken üstüge. Şuna kadar senaryo yıkıp gitken öldürgenler. Ha? Adamlar tarkadı mahallede, imamla abardı. İmam, ben okumayayım ben bunu, özünü özü öldürgen eken dedi. Ölgen merhumunu arkasında karındaşları var. Oğlu var, ayağı var, kızı var, aki ülkesi var, ata anası var. Bunlar mahallede abruli adamlar. Bunlar mahallede ne diyen burada? Bolası özünü öldürgen degen şanıya nispeten zada boladı mı? Boladı. O zadanı yiyişti. İmam gelip yapırıp ketti deydik. Cüda kattık ağır buldu bunları.
Bir aydan keyin jinoyat qidiruv bo'limi qidirib topdi. U o'zini o'zi o'ldirmagan ekan. Kimdir o'ldirib ketgan ekan. Janozasi o'qilmaydi deb ko'ng'ib yuborildi. Endi ana oila borib nima qiladi? İmam yoqasidan osiladi. To'g'rimi? Mana bunaqangi siyosiy tomonlari bor. Shuning uchun o'zini o'ldirganni ko'p ehtimollar bilan o'qiladi janozasi. Ehtimollar ko'p. Zon yaqinni ifoda qilmaydi degani shu. Gumon uni o'zini o'zi o'ldirganda qanaqa vaziyatda edi? Aql o'qishi joyidami uni? Ayniqsa hozirgi kunlarda. Faqat zajir sifatida bu yoqdagilarga masalan ahli ilmlar borsa ham nasihat qiladi o'zini o'zi o'ldirish yaxshi emasligini. Da'vat qiladi odamlarga o'limni eslatadi, oxiratni eslatadi-da, saf tortinglar deb kim bir odamni chiqarib o'qitiradi. Sen o'qi deydi. Ikki shogirdi bilan bor, shogirdi chiqarib oladi. Bu siyosat yuzasidan xolos. Endi qatnashuvchilar boraverasiz. Mana shu ehtimollar bor. Boraverasiz. Abu Hanifa rahimahullohni Kufada xavorijlar shunaqa shu savolni bergan. Uylariga bostirib kirib dan tavba qil deb qattiq zajr qilishgan. Keyin o'sha raisi talashmoqchi bo'lgan. Eshining tagida degan ikkita o'lik yotibdi degan. Bittasi aroq ichib mastlikdan o'ldi degan. Ikkinchisi zino qilib, zinodan homilador bo'lib qolib, buni anaqasiga chidamasdan o'zini o'zi osib o'ldirgan. Ularning janozasini o'qisa bo'ladimi degan. Shu savol. Deganda Abu Hanifa so'raganlar. Ular qaysi millatdan? Yahudiymi degan. Yo Yahudi emas. Nasroniylarmi degan. Yo nasroniylar emas. Qaysi millat desa musulmon millati degan. O'zingizlar musulmon deyapsizlar degan Abu Hanifa. Musulmonlarning janozasi o'qiladi deganlar. Chinandiga? Usmoniylar. Anasi xulofati qarasu. Am kinolarda tarixda o'zi podshoh farzandlarining ichidan tayinli o'sha tortib ketadiganini tanlab olib, qolgan farzandlarni o'ldirib oladi. Unga Shayxul Islom maqomidagi qozi fatvo chiqarib beradi. Shu joizmi ustoz? Shundan paytligi. Bu tarzdagi vaziyat joiz emas. Ya'ni siz aytayotgan tarzdagi vaziyat joiz emas va bunday tarzda bo'lmagan. O'zini farzandlaridan yoki akasidan yoki ukasidan yoki jiyanidan kimnidir o'ldirgan bo'lsa, uni asoslari bor orqasida. Yaxshilab o'rgansangiz, boshqacha ma'nolar kelib chiqadi. O'ldirishga hech kim rozi bo'lmaydi. Hozir din dushmanlari asosan o'sha islom rahbarlarini, shunga o'xshagan tarixda qolgan ishlarini mana shunaqangi shaklda taqdim qilishadi. Hani hukumat uchun, saltanat uchun o'zini o'g'lini o'ldirgan. Unaqalardan bo'lgan lekin asosan o'sha katta mashhurlarida o'ldirishligini orqasida boshqa narsalar bo'lgan. Masalan, saltanatni ag'darish uchun, inqilob uyushtirish uchun rahbarni farzandlarini ichidan ba'zilarini olib, o'shani orqasiga pul tikkan zodagonlar bo'lgan. U bola balog'atga yetib oqqaran tanigandan keyin ularga moyil bo'lib saltanatni ag'darish uchun dushmanni o'yiniga o'ynagan. Uni isbotlagandan keyin uni o'ldirishgan. Va o'ldirishlikni o'zi shariat belgilagan. Nimaga? Davlat manfaati bilan shaxs manfaati o'zaro ziddiyat kelib qolsa, ommaning manfaati muqaddam qo'yiladi. Tushundingizmi? Ommaning manfaati u. O inqilob uchun tayyorlangan bomba deb ko'rilgan. Shariat shunga ko'ra fatvolarni beradi o'shunaqa vaziyat bo'lsa. Lekin o'zini saltanati uchun qolganlarni o'ldirib yuborish masalasi oddiy shunda emas. Chunki ularni hayotlarini o'rgansangiz, ichida ancha narsa bor, boshqa narsalar bor. Masalan, bitta real hodisani aytay, hozir dolzar bo'lib turganini. Turkiyada armaniylar mahallasi bor o'zi. Turk armaniylari deydi, armanlar. Ularga Usmoniy o'sha xilofati yashash uchun imkon bergan. Ularni taba deyilgan. Taba Usmoniylarga tobe yashagan. Tobeligi uchun jizya to'lagan. Bir yilda ma'lum bir summani to'laydi, bo'ldi. Usmoniylarning ichida o'zini
hayotini yashaydi, ibodatini qiladi. Nima tushunchasi bo'lsa qiladi. Faqat qarshi chiqmasa bo'ldi. Jinoyat qilmasa bo'ldi. Keyin armadiylar yig'ilib Yevropadan ularga orqasidan dastak bo'lib, o'sha paytda ham Fransiya ularni qo'llab-quvvatlab Usmoniy xilofatiga isyon uyushtirishadi. Isyon, qurolli isyon. Qurolli isyon uyushtirishib, katta terrorlarni uyushtirishadi. Endi davlatga qurolli isyon qilganda davlat nima qiladi? Moshina silamaydi-ku. Isyonni bostiradi. Qurolli isyonni qurolli bostiradi. Keyin Fransiya buni orqasida dashtak qilib turgan Fransiya yutqizib qo'ydi-ku. Yutqizganda o'zini gazetalarda yozadi. Usmoniy xilofati deydi, Abdulhamid xon deydi, misol uchun. Armanlarni so'yqirim deydi ularda, o'sha genotsid, millatni qirg'ini uyushtirdi. Mana shuncha armanni o'ldirib yubordi deydi. Axborotlarda shunday keladi hozirgacha. CHP Usmoniy xilofatini yomonlaganda, CHPni bilasiz? Turkiyadagi ona muxolifat partiyasi. Hozir AKP Erdo'g'on komandasi, CHP bu hozir Qilichdaro o'g'li. CHP'ni qurgan partiyani boshi kim? Atatürk. Atatürkchilar Usmoniy tarixni tan olmaydi. Mana shunaqangi ayblarni qo'yishadi. Ular deydi, undoq qilgan, ular mundoq qilgan, armanilarni qirgan, undoq-mundoq deydi. Erdo'g'on aytayaptiki, kelinglar, qattan bo'lsanglar kelinglar. Butun dunyo Yevropadan komissiyani olib kelinglar. Arxivlarni ochaylik. Hammani ko'z o'ngida ko'raylik. Nima bo'lgan o'zi? Ochamizmi deyapti. Hech bittasi kela olmayapti. Ochsa ma'lum bo'ladi, armanilar isyon qilgan. Qorabog'ni kim bosib olgan? Xuddi shu ishni qilishgan. Ularni Qorabog'dan chiqarib yuborsa genotsid deb baqiryapti. Qanaqasiga genotsid? Bosib olding-ku, misol uchun, to'g'rimi? Qorabog'ni o'zi Birlashgan Millatlar Tashkilotini protokollarida turibdi. Armanlar Ozarbayjonni 20% yerini bosib olgan. Protokolda qog'ozda turibdi. Butun dunyo biladi. Bo'ldi 20% ber bizni joyimiz desa genotsid deyapti. Men misol aytayapman. Xuddi shunaqa bo'lgan. Hozir Fransiya ularni qo'llab-quvvatlagani uchun, Fransiya ularni orqasidan o'sha davrlarda mablag'tiki bu ishni orqadagi moliyachilari bo'lganligi uchun Fransiyada qonun bor. Armanilar genotsid qilinmagan desangiz qamalasiz. 2 yildan 5 yilgacha bu shunaqa Fransiyada. So'z erkinligi deyilmaydi u paytda. U deydi, sen deydi, xuddi Germaniyada Holokost bo'lmagan degan qamalganga o'xshagan. Lekin badbaxtlar payg'ambar alayhissalomni haqorat qilsa, so'z erkinligi bo'lamish. O'sha vaziyat shu. Endi bizni o'zimizni tariximizni ko'rsangiz, bizni o'zimizni tariximizda ham o'sha Amir Temurdan keyingi avlodlar taxt talashib, joy talashib, yer talashib janjal qilgan. Endi ularni e'tiqodi qanday bo'lgan, Alloh hisob qiladi. Masalan, meni qo'limda kuch bor. Katta miqdorda askarim bor va men o'zimcha ijtihod qilamanki, men saltanatga kelsam, butun mamlakatni birlashtiraman. Mana bu islohotlarni qilaman degan ijtihodim bor. Meni amakim yoki amakimni o'g'li deylik misol uchun, yo'ldan chiqqan odam, namoz o'qimaydi, ibodat qilmaydi, harom halishdan parhez qilmaydi. U ham harakat qilyapti. Uni ham qo'lda askarlar bor. Tushunyapsizmi? Shunaqa ijtihodda unga to'xta desangiz to'xtamaydi. Katta saltanat turibdi. Majbur qurolli jangga aylanib ketgan. Va natijada unga qarshi urushlarda jang mobaynida o'ldirilgani bor, asir olib turib qo'yib yuborgani bor. Bu o'sha anaqada ham bor. Anqara jangini tarixini o'qisangiz, Anqarada Boyazid Yildirim bilan Amir Temur jangi. Boyazid Yildirimmi? 4 mı oğlu var? Adaşmasam yok 4'te yok 3'te. Oğlu var. Boyazid Yıldırım'ı Amir Temur yengenden keyin qolgan oğullar özlerini regionları da Amirlik'ini dava kılıp birbirleri bile vuruşken.
Bunlar hammasi yo ijtihodiy yoki nafsoniy. Uni Alloh hisobini qiladi. Lekin bu ishlar o'sha davrlardagi sharoit taqozosi. Hozir gapiraveramiz bu yerda o'tirib olib. Ha, palonchini o'ldirib qo'yibdi dedi. Ha, o'zimiz bo'lsak nima qilardik ekin? Tushunyapsizmi? Mo'min Mirzoni nima uchun qatl qilishgan? Siyosiy o'yin shu ham. Siyosiy o'yinlar. Ha, shunaqa. Yengil qaramaslik kerak ekan. Amir Temur Instagram bitti video bo'ladi. Amir Temurning Instagram bor ekan. Amir Temur hazratlarga tegishli narsa. Xo'p. Videoda nima xonimning o'g'rilari qo'lida ko'rsatadigan jesti bo'ladi. Qo'lini urib ola qolib ko'rsatadi. Lekin yo'qdi. Men bir odam. U kirib ko'rsam, u turk ekan. Keyin uni kommentariyalarini o'qisam, turkchasiga yozibdi. Ishqilib ma'nosi bo'skurtli olg'a deyapti-da, shu. Keyin u yoqda turon anaqasi, tuzamiz degan bitta uzun narsa yozildi-da. Men keyin miyamga anaq qol, kelib qoldi. U turon o'zi Amir Temur tuzgan bo'ldi. Buni o'zi asoschisi Amir Temurmi deb yozdim-da. Yo'qdi o'zbekchani tushunadi yoki turkiy zabon bir-biriga yaqin bo'lgani uchun tushundimmi? Amir Temur bog'iy edi, demak. Qanaqasiga bog'iy edi? Yildirim oldida o'g'lini o'ldirib olgan edi. Nima tarixini bilmaymanmi? Bu yolda qanaqa nima bo'lgan bu yolda? Razborka-zborka bo'lgan. Taxminan bir soatlikcha suhbatim bor. O'sha Boyazid Yildirim bilan Amir Temur o'rtasidagi Anqara Buxorodasi. Usmoniy xilofatini shakllanishligi u Boyazid Yildirimdan keyin bo'lgan. Boyazid Yildirim nechinchi yilda odami? 1415 Boyazid Yildirim singandan keyin 1453 yili İstanbul fathı bo'lgan. Uni o'shanda İstanbul fathidan keyin Usmoniy xilofati shakllangan. Ungacha xilofat bo'lmagan. Boyazid Yildirimni Amir Temur sindirib qo'ygani o'sha shakllanib kelyotgan, kichkina-kichkina yurtlarni davlat qilib, kattaytirib, kengaytirishga harakat qilyotgan Boyazid Yildirim, Yildirim laqab bu, ism emas, chaqmoq degani. Uni nafaqat Amir Temur, u Yildirimni nasroniy salbchilarga qarshi mujodalasi ham bor, jihodlari bor. Nasroniylarning eng kuchli ritsirlarini sindirib qo'ygan 24 yoshli bola. O'shuning uchun nomi Yildirim. Katta-katta janglarda g'alaba bilan chiqqan. Uni g'ururi ham bor. Yengilmagan odamda. Amir Temur keyin unga taklif qilgan. Endi o'sha paytda Amir Temurni ham kuch-quvvati tillarda doston. Amir Temurning nomini eshitsa, har qanaqa davlat kecha suxlamaganda xullas. Shunaqa darajada kuchli, zabardast odam, lekin yoshi katta. Yoshi katta. Nechinchi yilda tug'ilgan Amir Temur? Tahminan 70 yoshlar arapasi o'sha paytda. 1405 yilda bo'lganmi Anqarasi anaqasi? Buxorobasi? 70 yoshlar atrofidagi odam. Aqlam zakovatam joyida endi uniki. 24 yoshli bola bilan xat yozishyapti. Juda ham siyosatchi bo'lgan. Unga to'g'ri gapirgan. Kel degan, meni yo'limni to'sma degan. Hariga ijtihod. Mandagi saltanat, mandagi quvvat, kuch Xitoyga ham boramiz, ketyapti-ku Xitoyga o'zi. Deganda Yildirim san nima deyapsan degan. Men Yildirimman-ku degan. Tushunyapsizmi? Bu majburiy zamon davr taqozosini ko'rsatadi. Bular majburiy Yevropaga kelish kerak edi. Kelishganda edi, xatlari bor. Amir Temur aytganki, "Men ham mujohidman, sen ham mujohidsan, men ham g'oziyman, sen ham g'oziysan, kuchlarni birlashtiraylik" degan. Endi o'rtada har xil gap bor. Ba'zilar Yevropaning josuslari Amir Temurni to'xtatish uchun Yildirimni nomidan Amir Temurga haqorat qilib xat yozgan deydi. Sen qanaqasi mujohidsan deydi. Endi bog'iy bo'lmasligi, u paytda bog'iy emas, bu ham musulmon. Lashkar sarkarda.
bu ham musulmon sarkardi, lekin xalifa emas hali. Xilofat yo'q, hammasini o'zini kuchi bor. Qo'lida ancha askari bor, buni ham askari bor. Amirul mu'minin mu'minin martabasiga o'zini loyiq ko'ryapgan Amir Temur o'zi. Kuch, quvvat, aql, zakovat qilgan ishlari orqasida Amir Temur haqli deb bilyapti o'zini. Borib Suriyani, Shomni, masalan, ko'p joylarni, Misrni bo'ysundiryapti o'ziga. Amir Temurga bo'ysunyapti hammasi. Endi borib Anadolu'da bularni ham bo'ysunlaring menga deyapti-da endi. Birla qilaylik deganda bo'ysin men rahbarman, ya'ni men amirman. Amir Temur nomiga ataylab qo'shtiryapti buni. Desa u yo'q degan. Yo'q degan uchun urib yengib qo'ygan. O'ldirib yormagan uni. Olib yurgan o'zi bilan birga. Juda chiroyli ayoli bo'lgan Yildirimni uni kimgadir nikohlab berganmi? O'shani alamidan o'tgan. Unga juda yaxshi hurmat ko'rsatgan. O'ldirib yormagan. Endi Bozkurt bu bo'ri simboli. Mana bundoq qilasiz qo'lingizni. Mana shunday qilsa Bozkurt deydi. O'g'rilar deyapsiz, o'g'rilarniki emas. Bu o'sha Turon, Turkiy. Ularning boshqa jirog'i o'shanga o'xshatib olindi. Turkiy millat, turkiylar ni simboli bu. Bo'ri simboli. Turkiyada o'sha birinchi AKP bor, Adolat va qalqinma partiyasi. Bular muhofazakorlar, ko'proq dini diyonat, islom din deydigan jamoa. İkinci orunda CHP var. Cumhuriyet Halk Partiyası. Bunlar Atatürkçüler. Köprak bunlar alige sekülerizmge, layıklık deydi onlar da. Uşenge urgu beredigen, dinli, İslamlı, şeriatını o kadar yoktırmaydigen kesim. Bunlar hem azmaz. Türkiye'nin tahminen 30%'ını teşkil kıladı. Türkiye'nin 30%'ını teşkil kıladı. Ondan keyingi orunda MHP turadı. MHP deganda Milliyetçi Halk Partiyası. Milliyetçiler. Ana şular Bozkurtçular. Tushundingizmi? Bularni ideologiyasida bütün Turon yurtini, davlatini kuruş rejasi var. Türkler. Bunun içinde Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, bu başkurt ülkeleri, Kavkazlar. Hamasini birlashtirish rejasi var. O'sha rejadagi odamlar, siz aytayotgan odam balki tarixchi ham bo'lishi mumkin. Ular Amir Temurni bog'i deyishiga sabab Boyazid Yildirimni xilofat deb, xalifa deb o'ylaydi. Bu paytda xalifa yo'q edi. Usmoniy o'sish Boyazid Yildirimni mag'lubiyatidan keyin 5 yil fatrat davri deydi. Yozing-da fatrat turkchasiga fatrat davri desiz, o'sha davr chiqadi. 5 yilgacha to'xtab qolgan. Usmoniy harakat yo'q. Keyin yana shakllanib asta davom etgan. O'sha taxminan yangi tashkil, yangi jamoa bo'lib, oxiri keyin xilofatni o'rnatishgan. Amir Temur keyingi urinishlari zafar topmay qoldi. Endi o'zi vafot etib qoldi. O'g'illari birlasha olgani yo'q. Saltanat parchalanib ketdi. Oqibatda ular islom o'lkalarini o'ziga bo'ysundira oldi. Bo'ysundirish degani, ya'ni qo'liga oldi boshqaruv. Shunaqa. Keyin botiniy firqadan ajralib chiqqan Xashoshi degan guruh bor edi. Shu to'g'risida so'rayman. Botiniy tariqati Fotimiylar Misrni bosib olgan paytida ya'ni saltanatga chiqqan. O'sha saltanatni egalari o'zlarini tariqatlarini yoyishgan majburiy. Masalan, Nizomul Mulk o'sha davrni odamlaridan, u botiniy tariqatiga aloqasi yo'q-ku. Nizomul Mulk bilan birga madrasada o'qigan Hasan Sabboh degan odam bor. Hasan Sabboh. Shu odam Hashashiylar tariqatini boshi. U musulmon bo'lmagan. Botiniy tariqatini da'vosi bilan odamlarni o'ziga ergashtirgan. Juda ham kuchli razvedkani yo'lga qo'ygan. O'zi hash degani bilasizmi nima degani? Nasha degani. Narkomanlar degani o'zi. Al-Maut degan qal'ani qo'lga kiritgan bular. Qaroqchi jamoa.
Hozir kinolari bor-ku, nima deydi? Alamut deydi. Assassin degan anaqa. Assassin usa hash-hashi degani. Alamut al-maut shu. O'lim qalasi. O'lim qalasini egallab olib, qo'lida bir necha anaqalar bor. Haligi nashani chekib olgan, kayfida xohlagan ishni qiladi, lekin sportsmen hammasi. Osmonda uchib yuradigan odamlar. Bular kelishib, bular masalan kim saltanatga chiqsa bir-biriga yordam beradi deb. Ya'ni qo'liga imkon tug'ilib qolsa yordam beradi deb Nizomi Mulk Hasan Sabbah yoshligida kelishadi bular. Keyin Hasan Sabbah qaroqchilik yo'liga haydut deydi turklar. Odamlarni bosib olib pulini, molini oladigan yo'lga o'tib ketgandan keyin Nizomi Mulk ularga qarshi urush rejasini tuzadi. Ularga qarshi Maut qal'asiga borib ularni to'xtatishga harakat qilib urush qiladi. Shunda ertalab tursa, sipaldizida xanjar bilan xat turgan bo'ladi, yostig'ining tagida. Ochib o'qisa aytadiki, biz seni yotgan joyingga ham kirib kela olamiz. Biz bilan hazillashib o'ynashma degan xat. Hashoshidan. Juda ham kuchli bo'lgan. Ular o'sha saltanatga kirishish, odamlarning ichiga kirish, o'zini berkitish masalalarida juda mohir bo'lgan o'zini davrida. Kattarlar bilan oldi berdi qilish. Bitta telefon yo'q u. Kattarlarni yo'lga solib, haligi tor deydi, haqiqiy zanjirni bog'lab tashlagan odam bo'lgan. Lekin musulmon bo'lmagan. Botiniy tariqatini eng anaqasi bo'lgan. O'sha odamlarni hammasini narkoman qilib olib, g'oya ideologiya bilan harakat qilgan. Buni Turkiyada Rajab Tayyip Erdo'g'on anaqaga tashbih qildi. Afandi bor-u, Fathulloh Gulen. Fathulloh Gulenning xizmat jamoasi bor edi. Shu xizmat jamoasini hashoshilar dedi. Chunki o'sha sistema ishlash strukturasi o'shanga o'xshatdi. Bularniki zamonaviy. Ularniki o'zini davrida shunaqa kuchli bo'lgan. Hasan Sabbah deb yozing, internetda qidirsangiz, juda katta ma'lumot bor. O'shalar botiniy tariqatidan ajralib chiqqan qotillar bo'lgan. Fathulloh Gulen musulmonmi? Hali juda katta anaqa qozonib qoldi. Gen injeneriya to'g'risida juda ko'p gap-ku. Hali antum a'lamu bi umuri dunyakum degan hadisni sharhida shunga o'xshagan narsalarni ham ma'nosi bordi ulamolar aytgan. Fatvo masalalari borki, yangi chiqqan masalalarda. Faqat Qur'on sunnatni yaxshi bilgan ulamolar o'zidan o'zi fatvo berib yubormaydi. Aynan o'sha gen injeneriya sohasini biladigan musulmon ulamolarni ham yig'ishib, uning natijalari, strukturasi, asosini undan o'rganishadi. Unga vazifa berishadi. Masalan, bugungi kunda sunni farzand masalasi. Sunni homila qilish. Shuni Qur'onni sunnatni bilgan odam fatvo ayta olmaydi to'g'ridan-to'g'ri. Bilmaydi uni strukturasini. O'shaning uchun ulamolar aytadiki, shu sohaning egalari bu ishni necha xil turi bor. Qay shaklda qilinadi? Nima asosda buni homila qilinadi? Hammasini o'rganib kelishlikka buyuradi. Va ular o'rganib bir kuni mo'tamarga kelishadi va hamma aytadi. Nima qilinadi? Bu mana bu tur, mana bu tur, mana tur o'rganishadi. Shariat maqsadlariga muvofiqini halol. Shariat maqsadlariga muvofiq bo'lmaganini joiz emas deyshadi. Xuddi shunaqa gen injeneriyada ham uni o'zini ulamolari kelib aynan o'sha aynan autizmga nisbatan uni formulasi nima qilinadi, nimalarga daxil qilinadi, nimalarga tegilmaydi. Hammasini o'rganib fatvo beriladi. Fatvo masalasi shuning uchun yengil emas. Fatvo masalalarini masalan mehrobdan turib gapirish to'g'ri emas. Uni o'rganib chiqiladi. Hamma sohani egalarini chaqiriladi. Bugun eng ko'p fatvoni internetda berib yuborishyapti-da. Lekin juda qiyin masala u. Aytib oladigan narsa emas. Tushundingizmi, o'rganib chiqish kerak uni.
klonlaştırış doğrusu, misal için canlı bir kere en vajdan gelmişi sahip olacağı, misal için hayvanlar gel, küçük ağırda, müşkül arkadaşlar, 10 bin dolarını şu atrafta, biz küçük yüz ablarız, o düşün hakkında klonluk bir şey. Şimdi bu, şu, demek, ilim falan maaşı hayvanların kudu uşa klonlaştırıcı yetken, adamları klonlaştırıcı yeterdi, sadece ne olayken, ular ana qilishim odamlarga qilmoq qilishmaydi o'zi. Lekin unga hech kim javob bermaydi-ku, odamlarni ana qilishmaydi deb o'zi. Siz sal yengiroq aytib olyapsiz, unaqa emas. Klonlashtirish masalasida to'g'ri urinishlar bor. Qilingan natijalardan hozir qo'y bor. Hali kuchuk it narsa yo'q. Bitta qo'y bo'ldi. U qo'y ham menimcha yashamay o'lib qoldi shekilli. Lekin uni qila olamiz deyishyapti fan egalari. Nasroni dini vakillari ijozat bermagan. Bizning ulamolar ham odamga qilishlik joiz emas deb turishibdi hozircha. Balki u bo'lish bo'lmasligi kelajakda bordir, lekin shar'an hozirgi paytda ulamolar ruxsat bermagan bunga. Buni masalasi ko'tarilgan. Ko'tarilgan. Endi taxminim dajjalam shunaqa chiqib kelsa kerakda. Kilollashtirishib 3 troll bilan 5 ta qo'shsa bitta dajjal chiqib qolishi mumkin. Hali Amir Temur masalasi bo'yicha ustoz. Büyük saltanatni degan kitobda audio variantida eshitgandim. Amir Temur sharo suv yo'lga deb qoladi-ku Sibir tarafga. O'shanda ovqatsiz qolib ketishadi. Ovqatsiz qolib ketishganida askarlardan bo'sh qolmasin deb hammani shunda chaqirib bitta patnisda tilla olib chiqib, kim agar Qur'onda qor oyatini topsa, shu narsani beraman deb chodir ichiga kirib ketadi. Deb o'shaning javobini oxirigacha aytmagan edi sinovda. Ya'ni ichkari kirgandan keyin oziq-ovqat yo'q bo'lganini hisobiga yerda dopur-dopur qildi, hali kiklar yugurayotgan ko'p boshlashdi, bug'ulani. Bug'ulani so'yib o'ldirishadi. Ya'ni ovqat topsa, o'shandagi qor oyatini topsa, shu anaqani beraman degan Qur'onda rostdan ham bormi shu qor oyat? Qor yo'q. Şu an açıklamazdan ötüp etkeninde. Ya şimdi bu haliye tarihi kitaplarda buna kadar janrlar ko'p. Anıp şuna kadar bugün bu megalliğini soruşturuş gerek bu. Kur'an-ı Kerim'de o işe yomg'ir, osmondan yog'a degan yog'in gerçek hakkında ayetler var. O işe kar o işe o aslı. Şimdi hadis-i şeriflerde var. Sel çıkardı. O işe kabirde yatken adamını Alloh taolo ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallam gunohlarini kechirishi, yuvishi, pokiza qilishini duo qilib so'raganlar. Va naqqihi minal xatoya kama naqqa thawba nima edi? Bis-salji wal matar deganda xullas. O'shanda qor bor, salj keladi. Lekin Qur'oni Karimda qor degan ya'ni arab tilidagi salch yo'q oyatda. Hali Qur'onda bor ekan, to'rtta anaqa ekan, hamma narsaga qo'shib yesa bo'lar ekan. Shunaqa topishmo oladi bular. Bo'sh qolmasligi uchun shu Qur'ondan azgina ta'lim bergan ekan-da o'zi anaqalari. O'zi qori bo'lgan. Amir Temur qori bo'lgan. Inson mubolag'a qilib teskarisini o'qiy olgan deydi-yu, teskarisidan o'qish fazilat emas o'zi. Qur'on to'g'ri o'qilish kerak o'zi. Lekin qori bo'lganligi aniq. Keyin ahli ilmlarga juda ham e'tiborli bo'lgan. Ahli ilmlarni martabasini joyiga qo'ygan. Sayyid Jurjoniy yonida yurgan. Taftazoniylar uni anaqasida bo'lgan, fatvo beradigan odamlari bo'lgan. Katta allomalar. O'sha anaqani Boyazid Yildirimni yenggan paytida Anadoluda Imom Jazariy bo'lgan. Yo'q, Imom Jazariy o'sha yerda yurgan bo'lgan. Bosib olgan yoki o'sha g'alaba qilgan yurtidan albatta ulamolarni chaqirtirgan. Chaqirtirib, eng mashhurlariga san-san-san men bilan ketasan deb olib kelgan. Samarqandga olib kelgan. Jazariy Samarqandda ijod qilgan. O'sha tajvid Jazariyni Samarqandda yozgan. Samarqandda yozgan. Bizning xalqimiz A'ni O qilib o'qiydi-yu. Jazariyda o'sha O qilib o'qish noto'g'riligi haqida matnlar bor. Araplar hayron bo'lar ekan. Nima bunda yozgan? Arablarda ani oqil o'qimaydi deydi. U bizda yozganda, bizdagi odamlarni eshitib ko'rib yozgan.
o'sha olib kelgan paytida Said payg'ambar alayhissalomning avlodida undan yuqoriga qo'ygan o'tqizishdi. Siz bu yoqqa o'tiring deb tepaga o'tqizgan. So'raganda keyin Allohning kalomini bilgan odam muqaddam degan. O'zi faqih olim bo'lgan. Oddiy odam emasdi ular. Oddiy odamlar emas. Urushga chiqishdan ham shu Qur'onning qaysi betda o'tsa, o'sha oyat bo'yicha ish qilgan ekanlar. Uni o'sha tafaul deydi, bu bor narsa, ko'p joyda qilishadi. Sunnatda dalili keskin dalil bo'lmasa-da ishorasi bor. Tafaul. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ismlariga qarab tafaul qilardilar. Kim kelyapti desa, Suhayl ibn Amr desa, idan sahallallohul amr deganlar. İsimge göre. Uşnaka tafaul kıyan. Hama tecrübeni kabulü, bunge en bir müracaat kılışken de. Yani ağzı onlara şıkkı topluyor var mı sen? Aynı aksi Avrupa'da. Ben ağzım ütüklük oldum. Amerika'dan mı, Britanya'dan mı? İşte oluyor, nongram mı yok, yok balı var ya. Kuru ulaştırdı. Onu bir yol denmezdi, şu aşım aşıma düşerdi yan cahide yok ya. Çetti rivajdan gene gendi suyu. Ahır geçir rivajdan gene gendi. İşte oluyor var ya, şu an gibi kuru ulaştırdı. Uzun her şeyin aslında cahiz mi? Cahiz. Savallı, torrağı, donur mu mesela? Cahiz. Fakat azonu sotib pulini yeyish joiz emas. Ihson qilsa, xayriya qilsa bo'ladi. Bu mahsulot uchun 100 ming dollar turar ekan. Mushuk, kuchuk, ot va kichik uy hayvonlarni qo'yishar ekan. Hozirgacha 600 ta kuchuk qilib bo'lishdi. Pulni o'tkazsangiz, telefonda cho'q qo'yishadi. Qidirib yurasiz-ku. Shunaqa-da, u hozir Apple'ga sizi anaqa qilyapti. Hissador qilamiz. 0.1% sotilyapti deyapti. Yoki 5% sotamiz deyapti. Apple'ni hissadori bo'lasiz. Qancha arzon? 5000 dollar o'tkazib olasiz. Endi har oy foyda kelib turadi deysiz. 5000 o'tkazgandan keyin ana shu chot yo'q o'sha. Topa olmaysiz. Unaqa narsalar ko'p. Balki siz ko'rgan, siz o'qigan joylar bo'yicha bu narsalarni urinish bordir. Lekin klonlash hali ya'ni dastlab chiqqanda hammani e'tiborini tortgan eng peshqadam teoriyalardan bittasi edi. Lekin hozir qolib ketdi bu. Hozir undan boshqa teoriyalar bor. Klonlash kerak emas hozir. Klonlash katta pul talab qilyapti. Undan arzonrog'i bor. Elon Musk'ning teoriyalari bor hozir. Amalga oshiryapti, chip taqyapti odamlarga. Sizga miyangizga chip taqadi, bo'ldi ingliz tilida bemalol bes aksent gapira olasiz. O'qib o'rganish shart emas. Chipda lug'at bor, misol uchun. Sizni eshitish frekvensiyangizga chip taqadi, narigi xonadondagi sizni g'ibatingizni qiyotgan ishlasiz. Bunda eshityapsiz-ku, masalan, Bluetooth-da, to'g'rimi? Shuni chip taqadi, boshqa frekvensiyani ushlaydi. Bular bundan ko'ra yaxshiroqda, ya'ni foydaliroq. Bunda pul tikyapti. Million, milliard pul tikyapti shunga ayniqsa. Klonlash masalasi bor edi. Bir paytda rosa avjiga chiqqan edi. Lekin oxiri to'xtab qoldi. Rockefeller ham 16 marta almashtirgan edi. Almashtirgan. O'rganam. 16 marta emas edi-yu, menimcha almashtirgan, to'g'ri. Har bir yilda, 2 yilda qon almashtirib turishi ham ma'lum edi uni. Yosh bolalarning qonini oladi, o'ziga quydiradi. Mashina qilib yashayman deb o'yladi. 101 da o'lib qoldi keyin. Dinimizni o'rganish, unga mahkam yopishish Payg'ambar alayhissalotu vasallam tavsiyalari. Taraktum taraktu fikum amroyni deganlar. Ha? Ikkita narsani sizlarga qoldiryapman. Lan tadillu iza tamassaktum bihima dedilar.
İkkalasını mahkem üşleseyler, hargiz adaşmaysalar. Addu bin nevaciz dediler. Akıl dişi bilen mahkem çile oluyorlar ona. Yani akıl dişi bilen çile degeni mahkemlikten anaka. Kinaya. Mahkem üşleş, yopuşuş. Bu mucize bu hadis. Peygamber aleyhisselamın her bir gepleri mucize. Bu hadırgı künde en muhtaç bugün narsalarımızdan bittesi. Lekin bunu suistimal kılış var. Adamlar içi de, özümüzle Müslümanlar içi de suistimal kılını yaptı. Bu nime degeni? Mesela deyli. Kur'an ve sünnetini bu adam bilse, ben bilmesem, bu adamla mahkem üşleşmeydi vazifem. Ben bilmesem, ben Kur'an ve sünnetini mahkem üşleşim kereydi. Onu açıp hulasaya yetişmez. Şimdi birinci manasını ben, demek ki Kur'an ve sünnetini mahkem üşlesek, hargiz adaşmayımız degeni, hazır cüda hatarlı dünyada siyaset gidiyordu. Her daim takitleyebiliriz. Satanizm, globalizm, evangelistler, siyanizm, siyanizm bu işi arkaya kap gitti hocam. Hazır en küçülü bugün, katta miktarda dünya enerjisini kolada üşlep dururken, globalistler durdu. Ular, yeryüzündeki barcha dinlerini parakende kılıçını aldığı reca koyuyor. Bu fakat dinler demez. Memleketlerinin çigaralarını hem yokka çıkarış recesi var bunlarının. Pasportlarını yokka çıkarış recesi var. Fukaralık yok ularına keyingi receleri de. Fukaralık yok. Ben Özbekistan fukarası, ben dedirmeyi koyuş recesi var bunlarının. Ben mesela tahminen Elon Musk'ın fukarası ben dediğim kılıç. Bütün dünyanı biz, bizge işlesin diyebdi. O şey, faraz kılıyım da bütün dünyada hadir yegane Wi-Fi. Nimeler kılışı mümkün bu. Fikiriyiz, dünya karışınız, ufkinizge göre tahmin kılıyım ki, kança narsa kıvarışı mümkün. Mesela, Huda korsatmasan, inkılap olsa sırası devletler nimeni uçuradı? İnterneti uçuradı. Taktı uçuradı. İnkılap olsa hiç kim bir-bir-bir-bir-bir-bir informasyon almışalmayı, telefonlayım uçadı. Lekin bütün dünyada free Wi-Fi bozadı mı böyle de? Hiç narsanı uçlamayısınız. Bu oldu, başkalamayısınız. Çigaralar yok ucu. Çigaralardan sizi bitti cadan başka bir şey yaptı ucu. Teoriye bu. Bunu rejeler içi de din, onlarını en katta tosturgen narsa. Onlarını globalistlerinin itikadı satanizm. Şeytange anaka kılıç. İlacı borça fasat. Kanca fasat köp bulsa şunca tezleşedi. Adamlarının kırılışlığı, uruşlar, narkotrafik, fokşalik, LGBT'ler, hepsi bunların planları. Abdu bin Nevaciz için yaptınız mı şimdi? Kutuladıkken yegane cahisi kitabı sünnet. Dinimizini mahkem üşlemesek kutulamayız. Şimdi dinimizini mahkem üşlesek kutulamayız degen cümleni biz özümüz suistimal kılıyoruz içimizde. Keçe Faruk Soyip hakkında saval verdi bu kişi. Ben onun gücü de hürmet bilen, Faruk Soyip bir yakışı bilemem. Hürmet bilen cevap veriyip ben, buna nispeten anakam yok. Lekin içimizde bizi Müslüman mas de yürgen. O şey salafiler. İçimizdeki ihtilaflarını ana unsurları. Asasen şular tuğu yaptı bu virüsünü. Çünkü biz hiç kurduyuz mu bir orta salafiye barıp sen hata akıllı yapsan diyeceğimiz ne? Yok, kurmuyuz bundan ki. İlla ular ayeti yaptı. Maturidi adaşken dese ki raddiye veri yapmış. Aş'ari adaşken dese raddiye veri yapmış. Bizni kafir sen dese raddiye veri yapmış. Hey, kafirmez. Müslüman yurtlarında darul küfür dese o yüzden. Ona kadar demedi yapmış. Bu cahaya hicret kılıç gereyse o ona kadar demedi. Bu cahaya cihat kılıç gereyse o ona kadar demedi yapmış. Kama yapma arkasında satanizmin planları var. Ularga xizmat qilyapti bular. To'g'rimi? To'g'ri. Faruq Soyipov birodarimiz, dini, diyonati, axloqi, xulqi, qadimgi o'tgan ishlaridan tavba qilgan odam, kamalla zambalahu hadis sharhiga ko'ra umuman orqadagi gunohlari kechiriladi. Ya'ni hijrat savobini oladi. Hatto yubaddidullohu sayyiatihim hasanat. Alloh taolo orqadagi xatolarini savobga, ajriga almashtirib yuboraman deb va'da qilgan. Umid qilaman men ham, Faruq Soyip ham umid qiladi inshaalloh orqadagi xatolarini e'tirof qilib tavba qilgani uchun ularga ajr yoziladi.
Bunu aytib turibman, lekin Farruh Soyipovni ya'ni sahnadagi odam bo'lganligi uchun, ko'pchilikning ko'ziga ko'ringani uchun, ko'pchilik qila olmagan ishni qilib, odamlar e'tiboriga tushgani uchun uni gaplarini ichidan salafiylarni, o'sha ixtilof qo'zg'ashi mumkin bo'lgan ichimizdagi viruslarni maqsadlarini amalga oshiradigan gaplarini tarqatishyapti. O'sha gap. Abdu bin Navajizni hammaga aytyapti go'yo. Ulamolar adashi mumkin deyapti. To'g'rimi? Farruh Soyip shunaqa deyapti. Ulamolar adashi mumkin. Mujtahidlar ham adashi mumkin. Aynan mujtahidlar demagan bo'lsa-da, urug'i shunga ketyapti. Har kim adashi mumkin. Adashmaydigan odam kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Kitobulloh. Bu haq. Demak, shu ikkalasini mahkam ushlashimiz kerak. Bu salafiylarni yillar davomida, 100 yil mobaynida amalga oshirib, bütün millatni parokanda qilgan ideologiyasi bu. Asli hadis to'g'ri. Lekin buni orqasida mujtahidlar yo'qoldi. Mazhablar kerak emas, ulamolar mutlaqo kerak emas. Kitob va sunnatdan siz ham, men ham olaveraman degan gap kelib chiqadi. Bunda hech bitta xalqni himoya qilib bo'lmaydi. Hamma Qur'ondan xohlagan oyatni chiqarib olib odam o'ldiradi. Odam o'ldiradi. Mana menga bugun bittasi yozyapti. Ro'mol farz emas deyapti, hijobni farz emas deyapti. Men farz desam aytayaptiki, Qur'ondan menga hijob farz degan oyatni keltirib bering deyapti. Kitob va sunnatni ushlayman degan shu yerda o'tirgan odamlarni hammasini o'sha shu savol bilan to'xtatib qo'yadi. Sunnat inkorchisi bo'lsa kerak. Turkiyada yashar ekan, Turkiyadan ta'sirlangan. Lekin o'sha shunaqa oyatlar bor, masalan, endi Qur'onning o'zida, hurrimat alaykum ad-damu va lahmul khinzir, shu harom qilingan narsalar haqida. Alloh taolo nima dedi? Qonni harom qildi va lahmal khinzirni harom qildi. Nimani harom qildi? Cho'chqani go'shtini. Qur'ondan olaman desiz, cho'chqani yog'i halol degan ma'no kelib chiqadimi? Nima qiladi endi? Kitob va sunnatda olaman deyapgan bu bechora bizni xalqimiz. Deganlar bor. Cho'chqani yog'i halol deyapganlar bor hozir. Ha, Qur'onda harom degan-ku desa, yo'q deydi. Qur'onda lahmal hanzir degan deydi. Go'sht degan, yog'i halol degan. La ta'kulu amwalakum baynakum bil batil oyat. Oranglarda o'zaro molinglarni botil yo'l bilan yemanglar degan. To'g'rimi? Yeyish harom. Olib ketib kiyib ketsam bo'laveradi desa nima deb javob beradi? Kitob va sunnatga mahkam yopish kerak edi. Nima bo'ladi? Qur'onda yeyishni harom qildi. Bitta do'konga kirib turib, zilli kasbimni kiyib qochib ketdi, ha desa, Qur'onda yeyish harom degan. Buni kiyish harom emas desa, deyapti-ku axir. Men sizlarga videolarni qo'ydim, rasmlarni ko'rsatdim. Qirg'izistonlik bir bola, IShIDga aloqador bola. Abu Salohni jamoasidan Turkiyaga kelib, bir xonadonga kirib pulni olishgan. Surishgan keyin. Kim Turkiyadan Abu Salohga telefon bo'lgan. Hurmatli odamlardan. Falonchi degan, seni jamoatingda, ha? Pulni joyga qo'yib qo'y degan. Ikkita bola jo'natgan. Borsa u bola aytganki, ular degan murtad degan. Mana oyat, mana hadis degan. Murtadni degan molini men o'zlashtirib oldim degan. Shar'an menga bu g'anima degan. Javob yo'q. Qanaqa qilib to'xtatamiz endi? Farruh Soyip birodarimizni mana shu kichkina jumlasini olib salafiylar o'zlarini razil rejalarini amalga oshirmoqchi. Buni ogohlantirib qo'yibman men. Men bilaman, menga buni orqasidan ular siyosiy maqsaddagi shoqollar dushman bo'lishini bilaman. Men obro' talab bo'lmaganligim uchun aytyapman buni. Dushman bo'lsa bo'lsin. Omonatni yetkazib qo'yish kerak-ku. Haqni aytmaydi bularmish. Mana haq. Yana qancha haq kerak? Mana shunaqa haqlarni aytaman, yotgani qabr qidiradi ular. Rostiyamdi. Haq deganda faqat ularni qo'llaydigan gapni gapirish majbur emasmiz. Shariatni gapiramiz biz. Ha, kitob va sunnatni ushlash nima degani? Kitob va sunnatni bilgan odam ushlaydi mahkam uni. Abu Hanifalar kitob va sunnatni mahkam ushlagan. Aql tishi bilan tishlagan. Endi
Abu Hanife şogirdlari Abu Hanife orqali o'rgandi uni. Uni shogirdlari shu silsila bilan o'rgandi. Hozir kitob-i sunnatni bilgan odamni ushlash, kitob-i sunnatni ushlash deyiladi. Hamma odam kitob-i sunnatdan xohlagan narsasini o'qib ketaversin degani to'g'ri emas. Men nima maqsad qilyapman? Faruq Soyipov birodarimizni qutqarmoqchiman. Ya'ni ogohlantirmoqchiman. U hali halokatga ketayotgan joyda emas. O'zini ishi chiroyli. Hech bitta ixtiloflarga aralashmasdan faqat dinni, diyonatni, da'vatini qilyapti. Eyvalloh, Alloh qabul qilsin. U qilgan xizmatni undan birini biz qilmaganmiz, balki. Lekin xatarni ko'rganda ogohlantirish kerak. Hozir shu kunlarda shu Umar Aliyev degan bitta anaqa bor. Na 100 bor. O'zi avval sal hizbiyligi ma'lum edi ularni. Endi fursatdan foydalanib Faruq Soyipovni ko'p odamlar ichida nomi zikri ko'p zikr qilinganligidan foydalanib, uni rasmini qo'yib, men aytgan gapni mutlaqo boshqacha talqin qilib postga yotishibdi. Nomussiz odamlar. Men unaqa deganim yo'qki, salafiylik yaxshilikka da'vat qilgan narsani salafiylik deyilsa qana bo'larkan. Voy, yaxshilikka da'vat aytmayapman men. Kitob-i sunnatni hamma olib o'qib ketaversin degan gap salafiylarni eng katta quroli. Shuni orqasidan qonlar to'kildi. Shuni orqasidan mollar zoyi bo'ldi. Shuni orqasidan mamlakatlar vayron bo'ldi. Mana shu gap boshida shu turadi. Kalima haq, valakin yurod biha al-batil bo'lgan. Botil maqsad qilingan buning orqasidan. Muhammad ibn Abdul Vahhab Usmoniy xilofatiga bo'ysunmaslik uchun bu gaplarni tarqatgan. Shu maqsad orqasidan yurgan. Odamlarga o'zini ideologiyasini bo'ysundirish, singdirish uchun. Buni aytayapman. Masalalarga urg'u berib qo'yish kerak. Nomini bekitib olib, ya xursand bo'lishdi, yaxshi shu. Masalan, 3 soat suhbat qildik kecha. Haloldan, haromdan, siyosatdan, fiqhdan. Endi to'g'ri, xatolarimiz ham bordir. Xatolarimizni aytsa to'g'rilaymiz. Hammasini ichidan Farruxni gapirgan joyimni kesib olib, uni ham eng hurmat madaniy tarzda gapirganman. Qancha duo qilib gapirganman. Shuni ham aylantirib o'limtik go'sh yasab olib, voh-voh deb yeb o'tirishdi. Shaqollarning tabiati bu. Urushtirishmoqchi go'yo. Mana shunaqa qilsa, Farruh men bilan menga qarshi bir gapni gapirsa, uni odamlari buni anaqasiga o'ynasa, hozir. Vallohi, Farruh chiqib, Abror Muxtor Ali to'g'ri gapirdi desa, demasin, masalan, uni men xohlaydigan, orzu qilgan narsa emas. Farazan, Abror Muxtor Ali to'g'ri gapirdi desa, shu tarafini olib turgan birodarimiz deganlar Farruhni so'kishni boshlaydi. Bu o'zi deydi, badbaxt edi. Bu o'zi eskitta artisidi bu deydi. Ishonavering, bu yolg'on gap emas, tajribada o'tdi bu axir. Abdulloh domla bizni palonchimiz deb turdi, bir kunda so'piga aylandi. Yahudiydan ko'chirilgan tabiat bu. Salafiy tushunchalarini deyarli barcha ulamolar yahudiylardan ko'chirilgan tabiat deydi. Tabiat shunaqa ularni. Mingta manfaat keltiring, qabul qilmaydi. Bitta xatoingizdan roman yozishadi. Katta-katta roman yozib tarqatishadi. O'shaning uchun bu hadisni hozir siyosatga aloqador mo'jizasini aytayapman. Ha, kitob sunnatni mahkam ushlashimiz kerak. Ulamolar adashishi mumkin degan gap bu umumiy gap. Va to'g'ri gap. Lekin mujtahidlarni ijtihodlari zamonlar davomida g'alabasini isbotlay olgan. Aytgan gapiga raddiyalar zafar topmagan. Bular maydonda qolgan. Shuning uchun ummat bil ittifoq aytadiki, 4 mazhab mujtahidlari bizning imomlarimiz deydi. Shu ulamolarning sajarasi, shu ulamolarning silsilasi bilan dinimizga amal qilamiz deydi. Bor, hozirgacha silsilasi bor bularni. Ha, bunda juda katta ilmiy istilohlar bor. Ularni o'rganmasdan turib dindan kitobi sunnat ekan, men ergashaman deb xohlagan gapni gapirishi mumkin emas. Tushunarliga?
3-4'te troll, rasa tırıkçılık yaptı. Nasıl da yaptı? Bu beçerlerle pul vermeye koyuyor şu şekilde. Hani yap 3'te profilini bir kitap sürüp kaptı ya hani bu, Coca. Hatırlamayın. Onun işinden hayda var şimdi. Dikkatli işte. Az güne kalır. Fazıl hocam. Prestij mi? Şuna kadar. O cahiyi Domrotiy anasi. Joyi egalari yaxshi odamlar ekan. Ularga shunaqa sardorlar vaziyatni ko'rib anaqa qilgan ekan, xullas haydab olishdi. Bu sanqoyni dorini yuborasiz. Hospitalizatsiya. Ko'chadami? Yo'qmi? Osib ketmang, ey balondan rasvo qilasiz. Bismillah. Hazratda bir ilohiz İhya Ulumuddin'den bir misal keltirgendi, İmam Gazali keltirgen. Ahsin ilal muhsini degen başlarındı şuna da. Yakşige yakşilik kılavurgin. Yomallarga Allah uz kifaya, yomalligi kifaya kıladı. Degen. Hikayeni keltirgen buladı. Uşa gəb tuğrugen. Yomallar buna uçakışıp vaxtımız kubzayı bularken. Yani ben özümün misalımı birinci tamamen çıkarmakçı mısın ben? Bir cahide bir adam etti menge. Şu Fazıl Hoca'nın tane iyisini, ya tane miyim ben? Şu bilen tanışmayın diyebdi menge. Ben ettim ki, ben o bilen mutlaka tanışmayayım ben dedim. Bir iki madde çakırdı, çakırsam kemedi, bu yapken ben mavzunu. Umumen, o neme deseyem cevap vermeyip ben. Desem, indi sizge yaraşmaydı da diyebdi, ikinci yana diyebdi. Ben talaşma yapmam dedim. Kim üçüncü de yaptı ki mesela siz az güne ilim okuyken, o ilim okumayken de siz onge cevap kaytarsayız yarışmayı da diyebdi. Ben talaşma yapmam diyebdi. Robot yapmadı, robot yapmadı. Ya bu neme, ben bundan bir hulasa agenim. Onlar tohtamazdan gapir oluştan maksadı özünü hak kılıp korsatıp menge gapirgeni üçün gapir yapmam dediriş için eken de. Aslında ben onu bir dinge agenim yok ki. Şu kub gapıra uğurgenden cancelleşi yaptı derken. Abu Müslüman şuna akılardı. Fakat bizge gapıra uğradı, yozu uğradı, menge ayetişe uğradı, talaşmayın. Nemesini talaşamam onu? Nemesini talaşamam onu? Böyle ben talaş etkenim yok desem, yok indi siz şunu indemeyin, indemeyin derdi. Oradaki bir bir gapırıp koysak, şu kim bir yıl yeterdi onge. Beş barbağın yürü kızışke. Bizim muhalifler borardı yok. Misal için de. Şimdi bu yam şuna kıydı. Lekin buniki aksiga ishlab ketibdi. Asl reklama qilaman dedi, o'sha profillarni o'shanga yopibdi. Reklamalar bor ichida. Lekin oshiqdan o'lmaydi, boshqa ish ham qilsa bo'ladi. Odam bunaqa yo'l tanlamaslik kerak-da. Ustasi Farang jamazaq yetdi lekin. Haqiqiy ustasi Farang ekan. Ustasi Farang degani bilasizmi nima degani? Fransiyalik degani. Fransiyadan. Macron'un ciyanı bu benim için. Üçte tuttu ciyanı var galı boyladan. Estağfurullah. Avrupa'yı yani Farang dişken. Farang ya. Farangistan'da. Farangistan'da. Ustası Farang. Fransiyadan yoz yaptılar hazır. Biçare. Ustası mesela İmam Gazzami'ni din kitapları mesela anakaya düşken egeni. Legini din kitapları mesela karşılığıyla verip. Kendi ahırsı İmam Müslim bilen mi? Hadislerini doğrulup çıkartken peytlerde kazak top gitken egeni. Yok yok, o kişi kim etken de yok. Anca o buradan görüşme gelen. Yok İmam Buhari'nin kitaplarının kökreklerde de vafat topkarlara etilerdi. İmam Buhari'nin kitaplarını kurup bana iken kitap diyorlar da. Lekin İhya Ulumi Din din ilimlerini tırıltırış deyip namlap üslup telleşti. İmam Buhari'nin üslupları mesti. Üslup telleş. Umumen mutlak adamlarına düşünce veriş. İmam Gazali, Ebu Hamid'in Gazali davurlarında bahsler, kuruk, faydasız bahsler köpeyip gitken. Uşa bahslerini tohtatı, faydalı işge ötüşümüz gereği. İslam'ın asıl düşüncesi mene bu aslıdır. Degen narsanı koygen. İmam Gazali'nin hüccetin İslam deyiledi. Zamanası da tengi yok adam. İmam Gazali'den keyin ta İbn-i Teymiye Rahimahullah keçe hiç kim bir ağız yapırmaken. Bir ağız.
İbn Taymiye rahimahullah bazı gaplarda işaret qilib ketgan, lekin obrosi kuchli İmam G'azoliyni. Shuning uchun yoqalariga yopishgan. Hali İmam G'azoliyni ham gapiryapsizmi deb. O'zi roziyni gapirganlari, boshqalarini gapirganlari juda katta shovshu bo'lgan. Hali İmam G'azoliyni ham gapiryapsizmi deganda to'xtagan biroz İbn Taymiye. Endi İbn Taymiyadan rahimahullohdan ilhomlangan Muhammad ibn Abdul Vahhobni maslakdoshlari İhyoi Ulumiddinni ko'tarib olishib Amvat ulumi din deyişti. Din ilimlerini öldüredigen kitap. Deyip, cacıda hakarat kılışke. Lakin o İmam Gazali'ni aldı ki düşameydi. Ya yok kişi, Hüccetül İslam. Felsefene ki yine bir iki de yaşına Bolton'un derslerine bitti azizletliğine yine geldi. Felsefenin 8 türü geçirdikten kişi, şundan 3 tanesini İslam felsefesi gibi muvafık, kagelleri batıl dedikler. Bunlar bile şugurlanış doğrumaz, caizmez. Tehafutul felasife degen kitap yazdılar. Felsefenin çöküşü. Lekin İbn Rüşd, İmam Gazali'nin özünü şagırdılar da. Tehafutul felasifege raddi yazdıkten kişi. Tehafutul tehafut deyip. Tehafutul felasife, felsefenin çöküşü. İbn Rüşd, felsefenin çöküşü degen kitabının çöküşü deyip raddi yazdı. Uzun şakirdi. Şunun sınsızlısındaki adam. Şimdi bu bahsler. Bu bahslerden hoklayan tamamdan kirseyiz, ketadı adam. Kirip o hayalı yıkıp ketadı. Peki okup organik bu iş gerek. Biz ne İslam ümmeti tehafutunu okuş gerek aslında. Tehafutul felasifeni yakışı organseyiz. Sizge felsefeni zarar, fayda tamamları ko'rinadi. Bugün kelam ilmi deganda tutqanaga tutib, rangi qorayib ketyapti-yu ba'zilar. Ular falsafani o'qimagan, o'rganmagan. Mutlaq avvalda bo'ldi. O'ziga ergashmaganini hammasini xatoga chiqarish uchun falsafani hammasini yo'qqa chiqaradi. Yo'q. Falsafa o'rni kelganda kerak. Mana hozir dahriy bilan qanaqa baxtlashasiz. Ateist Kur'an'ını tan almaydı, hadisini tan almaydı, lakin kızık durdu. Kanda yapar, baktılaşırız. Mevcut mantık bile baktılaşırız, başka ilacı yok. Kuklu, bir iki tersini kullanmamızı kendi tercihleri. Zokr ne yaptı, kirtiredi. Yani ben bilmiyorum da Selefi'nin, düşünceleri Selefi'nin. Lakin ustozları Ahmet Didot'u benim de mi? Ahmet Didot Hanefi'ye geldi, değil mi? Fıkhtı. Hazır. Şu neresi hayal gitmeli. Ahmet Didot hakları da yazıyla. Ahmet Didot, Allah rahmet kısın, cüde davet üslubu küçülü başka din. Hasaten Nasrani dinini targibatçısı, davetçilere, misyonerlere karşı özlerinin kitapları ve Kur'an sünnetten çırali hüccet, küçülü hüccetini sabit kılıçla meşgul bugün. Zamanası da tengi yok bugün. O kişinin şagırdı. Zakir Neyik. Lekin uşa davurlarda bir az yangi ölçemge ötüyetken davur, yani yangi ölçem degen de IT teknologiyalarını yangi davuru, kompüter indi payda buluyetken payetler. Uşa payetta Raşad Halife degen adam, Mısırlık adam, Amerika'ya borgen, bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, harflerini sana kompüterde asanıyordu. Uz için de ben anladır ki yürüyen. Hani 19 hakkındaki formüleler çıkardı yu. İlmi mucizeler sıfatıdır. Onların hemen cüda itibar bir var mıyılar? Onun arkasında batıl düşünceler var. Uşaların şu kıyır. 19 hakkındaki mesele şu. Kim bu barıp, anakanı Ahmet Didat'ını hem kundurgen uzüge. Uzunun düşünceleri. Kundurup, ahırı kiyin Ahmet Didat bazı sohbetlerde onu maktagen. Mene, misal kiltirgen. Bismillah, 19 ta ayetten ibaret. Falanlarsa 19, 19 ancak formüllerini yapırgen. Kiyin, Raşad Halife özünü peygamber deyip dava kiyen. Menge vahiy kili yaptı deyip yapırışı başlayan. Kiyin bunu bilgendenken onu tohta çıkarak atkiyen, kaytarışken. Kabul kumagen, kiyin onu öldürü var işte. Uşa davurlarda anakaniyem Muammar Kazzafi'ni ham ta'sir doirasiga olgan bu Raşad Halife.
keyinchalik tushuntirishganda tushundi. U odam harbiy odam, diniy odam emas edi. Endi Zokir Naik, bu kishini kecha ham suhbatda aytdim men. Uslubiyati aynan Ahmad Didot qilgan xizmatni yo'nalishida maqtovga loyiq. Bu ham o'sha xuddi anaqaga aytgan gapimiz. Soyib haqlarida aytgan gapimiz. Aqida masalasini mutaxassis emas u kishi. Aqida masalasida salafiylar hali aytdi-ku, mingta gapingizni ichidan o'ziga ma'qulini olib kesib olib sizdan foydalanadi. Zokir Naikdan shunaqa foydalanishlari mumkin. Masalan, aynalloh fistamoda foydalanmoqchi bo'lishyapti. Ha, Alloh qayerda, osmonda. Bo'ldi, mana ko'rdinglarmi osmonda? Deb foydalanmoqchi bo'lishyapti. Bu masalani ilmiy bahsiga kirsangiz, aqida masalasida Zokir Naik tan oladi. Ha, deydi. U lug'at ma'nosida zoti bilan osmonda emas, Qur'onda fissamo kelgan. Alal arsh kelgan. Ha? Favqol arsh. Ular kelgan. Lekin makon demaymiz shuni. Makon Allohga nisbat yo'q. Deb buni falsafasiga kirsangiz, Zokir Naik ham buni qabul qiladi, lekin ularga u kerak emas. O'sha joyini kesib olib bo'ldi. Shuni mana Zokir Naik obro'si ko'p, baland undan foydalanishimiz kerak. Kerak bo'lmasa qolsa, bu o'zi deydi, Hindistondan chiqqan bu odam o'zi. O'sha zahot o'zgarishadi. Qochoq. Shuna ham bo'ldi, lekin bir ikkita bolalar tiktilar topgan ekan-da. İngilizce fermanlarını topgan mı? Ahmet Didot haklarıdır. Tercüme kalı birinci şu PDF fermanı diyenle kanı borsa topdu ki pasta tercüme, uzluğu tercüme kalı bu işe. Fikhti Hanefi'ye geldi, Akide de Motru diye geldi. Hakit ki şu an. Ki şuna kanki sazalı kılıçtı, şu kilitleyen galerini. Bu Rafuliyeden hakkında bana savol berişti bir joyda. Rafuliyeden. Namozda qo'lni ko'tarish, har rukunda qo'lni ko'tarish haqida. Mana aytdimki, bor hadislarda bor. Lekin bizning mazhab ulamolari nima deydi uni? Mansux amal deydi. Keyin-keyin boshida bo'lgan, keyin-keyin mansux va isbotini keltiradi. Nasxni usullari bor. Mana bu usulga ko'ra mansux. Masalan deydi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu falon joyda, falon kuni, falon jangdan keyin yoki falon joyga kelganlarida sizlarga payg'ambar alayhissalomning namozlarini o'qib beraymi dedilar. Ha dedik. Namoz o'qib berdilar. Birinchida rafuliyadayn qildilar, keyin qamadilar. Bu hadis oldingi rafuliyadayn hadislaridan keyinligini vaqt, zamon, makon bilan isbotlab beradilar. Hanafiylar aytadiki, oldingilari nima deymiz? Ular mansux deymiz. Dedim, bu ilmiy gap bo'ldimi? Abrori gap emasmi bu? Ha, bu ulamolar aytgan gapni men naql qilib berdimmi? Keyin nima qilishdi ular? Qidirib topib Ziyovuddinxon Ishon boboxonni Rafuliyadayn haqidagi ma'ruzalarini qo'yib, mana Abror bunaqa deyapti, Ziyovuddinxon Ishon boboxon bunday deyaptilar deb qo'yib qo'yishdi. Mana Abror xato qildi deb. Hatto Abror xato qilgani yo'q, chunki Abror gap emas u. U joyda Ziyovuddinxon Ishon boboxon hazratlari Alloh rahmat qilsin Shofiiy mazhabida bo'lganlar. Bo'ldi, shu bilan yechim tugadi. Meni ham gapim xato emas, u kishiniki ham xato emas bo'ldi. Ularga kerak emas shu fursat topildimi? Fursat topgan zahoti ana ko'rdinglarmi ana xatosini? O'zi buni yuzi ochildi, ko'rdinglarmi deydi. Oy. Ajib. Uslubiyat shunaqa. Uslub shunaqa. Samimiy emas. Samimiy odam bo'ladi-yu masalan. Men bitta misol aytaman, bir kishi paypoqqa mahs tortish to'g'risida. Mahs qildi, rosa gapirdim, mendan so'rasa aytayapman. Paypoqqa mahs tortgan odamni jumhur mutlaq hamma ulamolar illo qalil azgina ulamolarning gapi bor, umumiy gapirgan. Qolgan hammasi bil ittifoq. Biz kiyib yurgan bugungi paypoqlarga mahs tortsa tahorat bo'lmaydi deyishgan. Dalil dedi, oyat aytdim. Fagsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiqi vamsahu bi ru'usikum va arjulakum. Oyog'ingizni yuvinglar deyapti Alloh taolo. Yuvish buyruq. Qur'on oyati turganda hadisga o'tilmaydi o'zi. To'g'rimi? Qur'onda yuving deyapti.
Dalil mana. Abror gap emasmi? Dalil, Qur'onning dalili. Sizlar dedim salafiyman deydi ular. Murojaat qilamiz deyapsizlarga dedim. Ha, ha. Mana Qur'onda shu oyat turibdi. Meni qo'ying, boshqani qo'ying. Yig'ishtiring boshqani. Ikkinchi. Mahsiga mas tortish haqidagi hadislar 80 ta sahobadan rivoyat qilingan. 80 ta sahoba rivoyat qilgan mutawatir. Hukmi quvvati oyat bilan teng. Oyatda yuving desa, buni o'rniga mahsiga mas torsak bo'ladi. Nimaga kuchi teng? Kuchi teng bo'lganligi uchun. Ana hadisdan dalil keltirdimmi dedim. Ha. Javrab haqidagi hadis 3 dona Rasulullohga nisbat berilgan hadis bor, uchchalasi zaif. Endi zaif hadisni nima asosga suyanib mutawatir hadis va mutawatir oyatni ustiga qo'yyapsiz? Desa men sizga dalil keltirib beraman dedi. Voy. Dalil tugadi, Qur'on, sunnat, hadis tugadi bo'ldi. Boshqa qanday keltirib beradi? Bo'pti, keltirmaysan, Usaymonning suhbatini tashlab yubordi. Usaymin o'zi arabchasiga javrobga joiz deb ketgan, ruschasiga ular poypoq deb tarjima qilgan, naski deb mana deydi. U ham Usaymonning gapi emas, ruscha tarjimaning gapi. To'g'rimi? Xo'p, kim endi kitobi sunnatga ergashayotgan ekan? Kim ergashayotgan ekan? Javrobga biz ham joiz deymiz, faqat ulamolar qo'ygan shartlar bilan joiz deymiz. Nimaga ulamolar shart qo'ydi? Nimaga? Chunki mahsiga o'xshasin u. Mahsiga o'xshasa, oyatni o'rniga amal qilish uchun hadisni quvvati mutawatir tagiga kiradi. Bu keyin joiz qiladi. Dedim, bu gaplar ketdi endi. Endi bugun bir hadis o'qib turdim, xayolimga kelib qoldi. Shu savolni endi ko'rsam bermoqchiman. Payg'ambar alayhi salam aytdilarki, "Man ikhtana kalban faqad khabita amaluhu" deganlar. Kim iti boqsa, amali botil bo'ladi. Kim biladi nima uchun amal botil bo'ladi? It boqqanda amali botil bo'ladi. Bittasi bu. Bittasi farishtalar kirmasligi alohida hadis bor. It boqqanning amali deganda bizning amallarimiz ichida eng rukun amal namozmi? Namoz. It siz tahorat qilishingiz mumkin bo'lgan idishga tegib qo'ysa, najosat qiladi uni. Undagi suv bilan tahorat qilsangiz, tahorat bo'lmaydi. O'qigan namozingiz namoz bo'lmaydi. Namoz o'qiysiz, botil bo'lib boraveradi. Namoz o'qiysiz, tahorat bo'lmagan uchun botil bo'lib boraveradi. Hikmati shu, ulamolar shuni keltirgan. Xo'p, paypoqqa mahs tortayotgan odamni daliliga suyanmaganligi uchun amali botil bo'lsa nima qiladi? Men shuni misolini o'yladim. To'xta dedim, mana shu hozir men dalilim bor deyapti-da, dalil yo'q. Dalil yo'q, xuddi betahorat namoz o'qiyotganlik xavfi bor edi. Kim it boqsa, amali xabata bo'lishligini bilib, qo'rqib it boqmayapmizmi? Nima uchun boqmayapmiz? Amalimiz xabata bo'lishligidan qo'rqqanimiz uchun boqmayapmiz itni. Amalingiz xabata bo'lishligidan qo'rqsangiz, paypoqqa mahs tortmaysiz. Samimiy odam qabul qiladigan narsa. Men sizga aytganim, salafiylarning ichida samimiylari kam. Yaxshilari bor, samimiy yaxshi odamlar hammasini bitta aytmaymiz, lekin dalilga qarshi qabul qilish boshqa yo'l qolmagan paytida, ya'ni deydi, sallardan ko'ra men yaxshi dalilim bor, qanoat hosil qilganman deyaveradi. Ey, botil bo'lib ketadi amal. Men sizni kuzatib yurmayman. Ertaga tahoratingiz tahorat emas desa, sizga Qur'on oyatini ko'rsatsa, hadis shariflarni ko'rsatsa, usulni qoidani keltirsa, seni 3 yildan birin o'qigan namozing namoz bo'lmadi desa, nima qilasiz? 1 minutlik vaqt ketadigan narsa edi u. Ha, oyoq sovuq yeydida kasal bo'laman. Undan ko'ra tayammum qil. To'g'rimi? Tayammumga buyurgan mutlaq yuzingni ham yuma. Tayammum qil, shariat ruxsat beradi. Suv tegsa zarar, kasal tegib oladigan bo'lsa. Yo'q, kasal bo'lmasang yuvuna. Ibodat kerakmi? Yo, men itni yaxshi ko'raman deb boqmaymiz-ku, to'g'ri? Shuni keltirdim, endi javobini kutyapman. Har kuniga
Uhud tog'ichalik savobi ketaveradi deyilgan ekanda. Abdulaziz domla deymi? O'zi uncha savobi bormi yo'qmi? Ya o'zi bir rakat namozi savobi Uhuddan balandda. Namozi savobi juda baland. It boqqanniki o'sha har kuniga Uhud tog'ichalik savobi ketaveradi. Endi u haqida yana tafsilotini aytib qo'yish kerak. It boqishni joiz jihati bor. Alohida bog'lab qo'yib, qo'riqchilik uchun, cho'ponchilik uchun, ov uchun bor. Qur'oni Karim mukallibin haqida alohida oyat nozil qilgan. Alloh o'rgatgan ta'lim bilan o'rgatilgan itlar olib kelgan narsa halol o'rgatilgan. Demak, Alloh taolo o'rgatilgan itlarni ovda ishlatishlikni ruxsat berdimi? It o'rgatuvchi sanoatga ruxsat degani bu. İt aldı sattısı ruhsat degeni bu. Çünkü it satış aldı sattı haram de bunu sanatını bir kitip koyup avge it apkegen ruhsat değilse mantığı yok alıp kaladı. Üzülüş bu kaladı yok. Var o. Lakin bekardan bekarga bakış. Habata kaladı. Paypaka maks tartışan bekardan bekarga amalla habata kaladı. Adi iş. Ayağını yusup oldu. Bizi adatta sparsmeyliler yaxshi biladi, o'sha qon aylanishi mumkin bo'lgan joylarni yuvamiz o'zi. Betimiz, qo'limiz, oyoqlarimizni yuvishlik bor-ku, aynan qon aylanish kerak bo'lgan joylar. Eng uch nuqtalar. Insonning uch nuqtalari shu joylar o'zi. Doim tahoratda yurgan odam aslida sog'lom yuradi. Sog'lom yuradi, oyoqni yuvish yaxshi aslida. Faqat bu yerda yaxshi e'tibor bering, nafsiga ergashish bor. Oyat aytayapmiz, oyat kergashyapmiz, hadis kergashyapmiz. Ehtiyot yuzasidan hadisdagi javrab hadislarini mutawatir matnga suyantiryapmiz. Ehtiyot tarafini olyapmiz. Ularchi endi nafsga yengilroqda shu deb tart boyqoqqa maqsad qilyapti. O'shuning uchun aytaman men, salafga ergashish Maturidiylarga yarashyapti hozircha. Ular da'vo. Rahmatli uchrash qolgan, yomon keltirib bergan ekan. Bas tartışı. Bu payetliğe nasıl ki bilen, bu payetliğe nasıl ki farkı var. Sen de Fatima'yı yaş koyarsan, Krasnoyarsk'a var gelin, o da Fatima olsun, onu yaş koyup gitmeyse. Haram olan ne olup getirdi. Cavrap sanatı, kadimgi sanat. Bu paypak 50-60 yıllık nasıl da? Uzun şartlar. Biz Özbeyler de eski de paytava kırlardı. Paytava o'rali, paypoq degan sanoat yo'q bo'lmagan. Men eski qadimgi imomlarimizdan eshitganman, bizning imomimizni akalari Uyg'ur anaqaga Sharqiy Turkistonga hijrat qilib qochib ketgan urus paytida. O'sha aytib beradi, akam deydi, bir kun uyda o'tursak, mehmonlar keldi, ayollar. Maqsadda yurganki hamma ayollar. Birdek maqsadda yurgan. Kimdir paypoq kiyib ketdi. Mesela vay, urusu paypağı bizge şey, kirip geldi, bitti bizge joy yok oken deyip, sonra çıkıp ketken deydi. Şimdi başka sebeple ben ketken bulsa gerek, misal aytadı. Yani bundan ben onu kıyken işini tahlil kımakçımasın ben, paypağı sanatını bizge kirip geygenle etmakçımasın. 100 yıl bugün yok da, 60-70 yıllık narsa bu. Ungece hemme paytava uğragen. 60-70 yıl bir ağda çıkan narsanı korsatıp, bana şunge hadiste kıyken cevrap deyiş, aqlni ham, mantiqni ham, ilmni ham qabul qilmaydi bu. Faqat nafsoniy gap. Faqat nafsoniy gap. Xo'p, subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayka va akhiru da'wana alhamdulillah. Allohumma 'allimna bil 'ilmi va zayyinna bil hilmi va akrimna bit taqwa va jammilna bil 'afiyah. Wa sallallohu wa sallama ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.